Merhabalar, iyi akşamlar. Bu akşamın konuğu yaratıcılık sohbetlerinde Nihan Kaya. Nihan hoş geldin. Merhaba Onur, hoş bulduk. Nihan'la özellikle yazma cesareti kitabı üzerinden hareket ederek hem yazma cesaretini hem de onun uzun yıllardır çalıştığı konu olarak yaratıcılığı konuşacağız. Olabildiğince detaylarına girmeye çalışacağız. Bu 1,5 saatlik süre içerisinde çok konu var. Umarım hepsini yetiştirebiliriz. Şimdi, önceki hafta itibariyle yaptığımız toplantıda, yani görüşmede öncesinde bir omurga çıkarmıştık seninle. Bugün de bir şöyle gözden geçirdik. Sanki böyle bir yaratıcılık ve aykırılıkla ilgili düşüncelerinle başlamak iyi olurmuş gibi geliyor. Bana tabii, ne dersin? Anlatayım. Yani şöyle, bu senin de zaten ilgili olduğun bir şey. Sanat eseri yahut yaratıcılık, yani en genel tanımıyla aslında yeni bir şey vücuda getirme kabiliyeti olarak tanımladığımız bir şey ve yeni bir şey hakim, yani yerleşik sistemlere aykırı olan bir şey. Çünkü hiçbir şey yeni olanı kabul etmek istemiyor. O yüzden çocuk arketipiyle alakalı olarak zaten bundan bahsediyorum. Çocuğu şöyle anlatır. Jung der ki, hiçbir şey çocuğun doğmasını istemez. Fakat buna rağmen çocuk doğar der. Çünkü statiko, yani yerleşik sistem olduğu gibi devam etmek istiyor. Fakat gerçek çocuk, burada sembolik olarak çocuktan ve çocuk arketipinden bahsediyorum. Gerçek olarak yaratıcı olan bir şeyi dünya aslında kollarını açarak beklemiyor. Önce onun kendisine uymasını, yani gerçekten var olmamasını istiyor. Ve sanat eserlerindeki aykırılık da aslında bir nevi bununla alakalı. Yani bir yandan aykırılar aslında, çünkü yeniler, sadece işte kendilerine özgürler ve biricikler, ama bir yandan da işte o evrenselle bir bağ kuruyorlar. Çünkü sadece özgün olabilseler o zaman biz onunla bir bağ kurmayız. O zaman sadece sanatçının kendi öznel dünyasıyla alakalı bir şey olur. Fakat bir sanat eseri hem kendisine özgü bir sanat eseridir, hem de bağlı bulunduğu sanat dallarıyla da bir bağ ve çok derin bir ilişki içerisindedir. Bir araya girip bir şey soracağım. Yani çocuğun evet, dünyaya gelmemesi meselesi arketiple bağlantılı olarak söyledin. Yani bu anlamda yaratıcılığın dünyaya gelmemesi anlamında mı okuyorsun Jung'un bu söylediğini? Çünkü şöyle bir şey, bir yandan da biliyoruz ki hayat son derece yaratıcı bir şey. Yani mutasyon dediğimiz şey, bilgendeki farklılaşma ve hani adaptasyon ve evrim bu sayede gerçekleşiyor. Evet. Yani kopyalama imkansız aslında, mükemmel kopyalama imkansız. Yani hayatın çoğunda bir kopyalama var. Evet, ama kusursuz bir kopyalama da yok. Olsaydı çok zaten doğru, birkaç nesilden sonra yaşayamazdım. Evet, aslında bu yani herhangi bir eser için de geçerli. Yani hiçbir şeyi tamamen kopyalayamıyorsunuz. Çünkü mesela bir hikayeyi her yazdığınızda yeni bir hikaye yazmış oluyorsunuz. Yahut Rolnami'nin işte bu Yaratma Cesareti kitabına atıf, biliyorsun Yazma Cesareti evet, ismi. Ondan örnek verirsem şey örneğini verir. İşte Rua'daki katedrali Monet her resmettiğinde her kanvastaki ayrı bir katedraldir der ve 33 kere resmetmiştir Monet Rua'daki katedrali. Yani aynı doğadaki bir katedrali resmetseniz yahut doğadaki bir ağacı resmetseniz bile her resmettiğinizde o ağaç ayrıdır, o katedral ayrıdır. Buradan işte çocuk arketipine geleceğim. Yani bu aslında benim şahsi düşüncem değil. Genel olarak çocuk arketipiyle ilgili senelerdir hep üzerinde çalışılmış, söylenmiş bir şey. Şimdi çocuk şu açıdan değerlidir diye anlatır Jung. Anne babasından ayrı olabildiği için. Yani anne ve babaya A ve B dersek A B değildir çocuk, ama ayrıdır. Ve ayrı olabildiği için değerlidir. Bu aslında terapinin de amacı. Terapide de amaç hani duygularıyla, düşünceleriyle özerk bir varlık olabilmeniz, dünyada özerk bir varlığınız olabilmesidir. Fakat işte tamamen sizden ayrı bir birey olabildiği ölçüde, yani kendi çevresinden, işte Jung'un deyimiyle şöyle de diyor. Çevresi demek aynı zamanda da şey demek, anne babası demek, annesinden ayrı olabilmesi, yani bir küçük bir bebek için bunu söylüyorum. İstekleriyle, iradesiyle, düşünceleriyle annesinden tamamen küçük bir bebekken bile ayrılabiliyorsa değerli. Bu aynı zamanda içimizdeki çocuk için de geçerli. Çünkü içimizde anne, baba ve çocuk var. Fakat işte dünya bunu istemiyor. Çünkü farkında olmadan anne babaya uygun hale gelsin istiyoruz. Okulların uygun olduğu hale gelsin istiyoruz. Yeni bir şeyi kabul etmekte bu yüzden zorlanıyoruz aslında. Yani sorun tamamen buna mı tekabül ediyordu onu bilmiyorum ama... Şöyle aslında açmış da oldum. Senin oradaki dünyadan, yani çocuğun dünyaya gelmemesini istemesi meselesi toplumsaldan bahsederken söylediğim bir şey ya da kitleden evet, bahsederken söylediğim bir şey. Oysa adaptasyondan ya da evrimden burada tabii ki de söz etmiyoruz. Senin evet, daha ziyade söylemiş olduğun şey bir çocuk, çocuğu terbiye etme sisteminin oluyor olması ve anne ve babanın ve sistemin dilini benimseyerek devam ediyor olması meselesi. Yalnız şöyle, doğru çocuk terbiyesinden bahsederken aslında ben sanat eserini de kastediyorum. Tabii ki, sanat tabii da ki içimizdeki çocuk ve sanat da
şöyle, eser eşittir çocuk diye anlatıyorum. Fil dişi kuyuda uzun uzun. Belki biraz yazma cesaretinde de. O yüzden bu, yani reel çocuğa dair söylediğim her şey sanat eseri ve içimizdeki çocuk ve yarattığımız, yani kendi kendimizden yarattığımız kendimiz için de geçerli. O yüzden hani direkt olarak cevaplıyor mu sorunu bilmiyorum ama Jung'un o sözünü açarsak belki bu minvalde bir şeyler söyleyebiliriz. Evet. Ben sadece biraz daha belki bakıyorum, yani belki o anlamda Jung'dan da farklı ama Jung'un öyle demediğini de, yani o bazen bir şey söylemek için biraz büyük söyleriz ya. Böyle aforizmaların kendine has bir gücü vardır. Dünyadaki hiçbir şeyin çocuğu desteklememesi söz konusu olsaydı diyeceğim. Böyle biraz Lewis Carroll'cu bir mantıkla, zaten o zaman çocuk olmazdı. Yani bir kere şey diyor, olsaydı olurdu, olmadığı için olmadı. İşte mantık budur diye bir şey var Lewis Carroll'un. Şöyle biraz istersen onun üzerine gideyim. Yani ama ben ne dediğini çok anladım. Lütfen aç biraz daha. Sadece şunu söyleyeyim. Yani var, evet, yaşamak ve var olmak aynı şeyler değiller. Özellikle Winnicott'ın dilinde böyledir. Evet, insanlar yaşıyorlar fakat gerçekten var olmak insanın kendi kendisini yaratması ve gerçekleştirmesiyle alakalı bir şey. O yüzden insanlar çocuk sahibi oluyorlar ama gerçek çocuk, hani Jung'un açısından bakarsam, onun diliyle biraz söylüyorum yahut Winnicott'ın diliyle söylüyorum. Gerçek çocuk bizden ayrı olabilen, gerçekten yaratılan bir şey. Çünkü en sağlıklı içgüdümüz yaratıcı içgüdü ve yaratıcı içgüdüyle doğuyoruz. Yaratıcı içgüdü bir tabiye kendisini gerçekleştirmek istiyor. Biz de kendimizi gerçekleştirdikçe mutlu oluyoruz. Fakat dünya dört bir yandan gerçekten de bunu engelliyor ve baltalıyor. Ve hiçbir okul işte çocuklar yahut genel olarak öğrenciler yaratıcı olsun diye değil, sanatçı olsun diye değil. O yüzden biraz çocuk kaotik bir varlık olarak görüldüğü için büyük olasılıkla bir düzen ve nizam getirmeye çalışıyor çocuğa toplum. Evet. Ki şey olsun, adapte olsun. Topluma. Evet, ve bunu içimizdeki yaratıcılık içinde söylüyorum. Hı hı. O yüzden yani yaratıcı olduğumuz her yerde biraz aykırı kalıyoruz aslında. Yani işte uzlaşırken bir yandan aykırı kalmak aslında. Bu biraz işte yazma cesaretinde de bahsediyorum diye tahmin ediyorum. Paul Tillich'in Paul Tillich'in var olma cesareti de şeydir. İşte Rollamay'in yaratma cesaretinin ismiyle atıfta bulunduğu böyle kitaptır. Seninki de Rollamay olduğu için. Evet, böyle benim için Paul Tillich de benim için çok önemli ve ikisi de varoluşçu. Biri varoluşçu teolog, diğeri de varoluşçu psikanalist oldukları için benim kitabım da varoluşçulukla çok iç içe geçtiği için. Çünkü varoluşumuzu en güçlü olarak duyduğumuz yer gerçekten de yaratıcılık. Ve Paul Tillich'in oradaki açıklaması çok hoşuma giden bir şey. Yani gerçek olarak var olma cesaretinin biz birey olarak var olurken aynı anda toplumun bir parçası olarak var olabilme cesareti olduğunu anlatıyor. Bu sanat eseri için de geçerli. Yani bir sanat eseri sadece kendisi için varken bir yandan diğer sanat dallarıyla ve gelenekle de bağ kuruyor. Zaten gelenekle bağ kurmasaydı o zaman yeni olamazdı. O yüzden sadece yeni olmayan ama geleneğin bir parçası olarak yeni olan ve bu yüzden de değerli olan bir şey. André Gide'in o örneğini çok severim. Batak romanının başlarındaydı galiba, şöyle diyordu. Sanat bağlı olduğu genelliğin anlaşılabilmesi için o genelliği kendi özelliği üzerinden ifade eder diyordu André Gide. Çok çok iyi anlattın. Aslında şey, yani biraz önce söylediğimiz şey, ya ben başka bir yerden bir daha kurdum dedim ya, mutasyon yani. Tekrar var. Evet, direkt olarak buna ne cevap verebileceğimi bilmiyorum zaten. Yok, ben sana ek yapıyorum sadece. Hiç cevap verme onunla ilgili bir şey. Yani vermek zorunda hissetme kendini. Türü devamı için tekrarın olması gerekiyor ama aynı şekilde türü devamı için mutasyonun, yani bir hatanın da olması gerekiyor ki adapte olabilsin. Yani hata gibi görünen şey, mükemmel olmayan kopyalama aynı zamanda yaşamı da sağlıyor. Burada işte o yaratıcı bir fark oluşturuyor aslında diyebiliriz. Yani güzel, yaratıcı evet. Fark oluşturan şey bir mutasyon. Aksi halde şöyle bir şey olabilir. İşte ensest yasağı mesela, baktığında adaptasyonla ilgili bir yasak. Ahlaki olmaktan ziyade temelinde yatan şey türün devamlılığının çeşitliliğini korumakla ilgili bir şey. Aksi halde bir türde, bir soyda, bir akrabalık soyu içerisinde gerçekleşen bir aras ya da bir işte hastalık sonraki soylarda ne kadar çok tekrar ederse o kadar yoğun çıkıyor ve o türün artık devam etmesi imkansızlaşıyor. Mutasyon ne yapıyor? Mutasyon oradan bir sapmayı gerçekleştiren bir şey. Yani yapıt da hemen çok sana güzel, evet, Picasso'nun bir sözüyle şey yapayım, hatta çok güzel, tam da bununla ilgili bir şey söylüyor. Yani çok sık söylüyorum, böyle biraz sıkıcı olacak belki ama deha bir hatadır diyor. Çok güzel. Deha bir hatadır. Tam da söylemiş olduğum şey aslında. Evet. Evet. Yani toplum kendisini ne uyumlu bir bireye yetiştirmeye çalışırken deha orada ve deha tutarsızdır diyor aynı zamanda. Toplum tutarlılık beklerken bir tutarsızlık gösteren yapıt da öyle o zaman. İyi yapıt da
tutarsız olan, yani toplumdan tutarsız olan, kendi iç bağlamında söylemiyorum bunu, ilişkisi olan, evet, bir karşılaşma imkanı verebilmesi lazım çünkü. Değil mi? Çok konuştum. Bu kadar senden söz kapmamam lazım. Hayır, hayır. Gayet güzel. Sen oradan, yani bu uyumsuzluk meselesini birazcık daha şey yapar mısın? Yani mesela Russell'ın şeyi vardır. İnsanın üç çatışmasını tanımlar. Doğayla, şeyle, kendisiyle ve toplumla. Burada bir piyano sesi geldi. Dikkatim oraya gitti. Alt komşumuz piyanist. Umarım yayına güzel bir ses geliyordur. Yani şöyle bir örnek vereyim istersen. Belki örnek üzerinden biraz daha somut olarak gösterebilirim. Örneğin değil. Şöyle düşünelim. İkinci yeni şairlerini okuduğumuz zaman ayrı bir dünyaya girer gibi oluruz. Öyle değil mi? Yani kendilerine özgü bir dil yaratmışlardır. Fakat bizim dilimiz üzerinden yaratmışlardır. Fakat o işte iletişim işlevini gören, o fonksiyonel olan dilden daha farklıdır. İşte sentaksı değiştirirler, kelimeleri değiştirirler, olmayan kelimeler getirirler. O yüzden o bizim işte aramızda bir iletişim amacını gören dilden ayrı büyük harfle kendilerine özgü bir dildir. Ama anlayabileceğimiz kadar da bağlamı olan bir, evet, dil. Şizofreniden bahsediyorsun mesela. Şizofrenin sayıklaması bir yerden sonra artık onu anlamamızı sağlayan bir sayı. Çok güzel bir örnek verdin. Evet, çünkü şizofrenide şey vardır. Anlatım, anlamın kalıntıları vardır. O yüzden işimize yaramazlar. Yani şizofrenler dışarıdan baktığımız zaman çok yaratıcı görünürler. Aa, ne kadar güzel, çok yaratıcı görünüyor. Niçin bir şey ortaya koymuyor diye düşünürsünüz. Fakat işte çok consistent, yani birbiriyle tutarlı bir şey yapamazlar. Çünkü form veremezler. Biçim onlarda daha zayıftır. Bağlam kuramayacak kadar her şey tekiller halinde yer alıyor aslında, evet, diyebilir miyiz? Evet, o yüzden kendi içinde bir dünya. Fakat demin işte ikinci yeniden bir örnek vermiştim. İşte ikinci yenide de dili değiştiriyor fakat dili kendi kuralları gereğince eğip büküyor. Yani bu şekilde aslında sadece ikinci yeni değil, herhangi bir yazar, evet, için de, evet, geçerli. Bir dil yaratmak için önce o dilin kurallarını içinizde duymanız gerekir. Yahya Kemal öyle demişti mesela. Ben ne zaman şair oldum? Türkçeyi içimde duyduğum zaman. Onların da dili bu kadar değiştirmek için önce içlerinde ne kadar güçlü duyduklarını hissediyorsunuz. Bu şunun gibi, işte yeni piyano çalan bir öğrenciye işte öğretmeni diyebilir ki sen Beethoven değilsin. Henüz o tuşu yanlış basamazsın. Fakat tuşu Beethoven yanlış bastığında ve özellikle yanlış bastığında, yahut işte bir şair, bir romancı o dili özellikle yanlış kullandığında ve eğip büktüğünde yanlışı güzel yapmak aslında biraz mesela. Mark Twain'in bir sözü var. Aklıma o geldi. Şey diyor. Yalan söyleyecekseniz önce gerçeğin ne olduğunu bilmeniz gerekir. Çok güzel. Evet, bu da bunun gibi. Bunun gibi bir şey yani. İlk önce, evet, onu iyi bileceksin ki ne olduğu konusunda, yani o kurguyu kurabilesin. Yoksa zaten farkında olmadan gerçeği söylemiş olursun. Seninki de biraz buna benziyor. Evet. Ben hala piyanodayım. Yani biraz da bir yandan da çalıyor yani. Bir yandan da çalıyor. Peki şey, bir metni sanat eseri yapan, peki. Yani buradan biraz buraya doğru gideceksin. Eğer bununla ilgili söylemek istediğin başka bir şey yoksa. Yani istersen bunu yataylık ve dikeylik üzerinden biraz anlatayım. Çünkü en kolay kendimi öyle ifade ediyorum. Yani bu uzun zamandır aslında takıntılı olduğum bir şey. Her şeyi yatay ve dikey üzerinden anlatmak benim açımdan çok daha kolay. Şimdi yatay dediğimde aslında materyal, pratik, görünür şeyleri kastediyorum. Dikey olanın yataydan ayrı bir şey olmadığını, işte yatayın bizzat içinde olan bir şey olduğunu, hayatın da yatay ve dikey tarafı olduğunu, bütün durumların, bütün nesnelerin yatay ve dikey tarafı olduğunu söylüyorum. Şimdi sanat eserinin de bir yatay nesnesi var. Bu bize görünen, işte bir kitap mesela, bir roman, yatay nesnesi işte o yatay metni. Bizim normalde elimize aldığımız ve gördüğümüz o metin. Yahut bir tablonun elimizdeki işte o materyal olan nesnesi. Dikeyliği ise yatay metin aslında, yahut genel olarak o yatay materyal dikeyliğe gitmek için bir vasıta aslında sadece. O yüzden yatay gerçekliği ile dikey gerçekliği arasında ne kadar büyük bir mesafe varsa, bizi yatay metin yahut yatay nesne ne kadar potansiyel olarak dikeyde uzağa götürüyorsa o kadar önemli. Şimdi burada yatayı dikeyi çok derin anlatamadım aslında. Bilmiyorum, açık olabilir ama biraz sen daha, biraz biliyorsun. Daha. Ben İstersen biliyorum, sen de örnek verebilir için. Misin onu bilmiyorum ama. Biraz daha izleyiciler için. Tamam, senin sözcüklerine duyalım çünkü senin kavramların. Şöyle anlatayım. Ben bir ara desteğe gelirim.
Tamam, pekala. Biraz istersen o şey üzerinden anlatayım demiştim ki. Hani evet, Sezan'ın ağacından bahsetmiştim mesela ve demiştim ki işte her resmettiğinde Sezan bir sürü ağaç resimleri vardır ve güzel resimlerdir. Her resmettiğinde her ağaç başka bir ağaçtır. Halbuki işte doğada duran bir başka ağaç da vardır. Rollo May şöyle diyor, seninle de bahsetmiştik bundan. Yani ben Sezan'ın ağacını görene kadar ömrümde hiç daha önce hiç ağaç görmemiştim diyor. Ve yatayın dikey ile bağlantısını şu şekilde anlatmak isterim. Yatay bakış dikey bakışı içeriyor. Yani Sezan önce yatay olarak bakıyor. Yatay olarak önce o ağacın işte çizgilerini inceliyor. Sabah ışığında bakıyor, öğle ışığında bakıyor. Değişik perspektiflerden bakıyor. Ve içindeki farklı şeyleri yatay olarak görüyor. Yatay olarak daha çok gördükçe dikey olarak daha fazla görmeye başlıyor. Peki, şunu yapabilir miyiz? Mesela şöyle bir örnek verme şansın olur mu? Belki berraklaştıracaktır diye düşünüyorum. Bir insanı ele alalım. Yani bir eseri değil, bir an için. Onun yatay ve dikey hayatından bahsedelim mesela. Tamam, ilk bundan anlatayım istersen. Basitleşmiş olur belki böyle şey. Şöyle, o zaman Rollo May'den örnek veriyoruz. Diyelim ki işte sanat galerisinde bir işte tablo asılı, Sezan'ın bir tablosu. Rollo May içeri giriyor, tabloyu görüyor yahut biz bir sanat galerisinden içeri giriyoruz ve tabloyu görüyoruz ve orada duruyoruz. Bu ana kadar bunların hepsi yatay şeyler fakat tabloyu gördüğümüzde orada duruyoruz. Yani yatay hayatta biraz daha daralma gerekiyor o dikeye inebilmek için. Bu çok mu genel oldu bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Yatay hayat içine doğduğumuz işte vücudumuzu temiz tutmamız gereken, fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gereken biraz daha gündelik hayatla ilgili. Dikey hayat ise işte edebiyat, felsefe gibi bu hayatın içinde olan hayat. Yani direkt olarak görünmeyen fakat yatay hayattan bağlı olmayan, tam tersine yatay hayatı aslında güçlendiren bir şey. Biraz şey gibi düşünebilir miyiz bunu? Yani bir tanesi biraz da böyle ifade edebilir miyiz? Metnin ruhsal hayatı bir tanesi. Evet, çok doğru. Değil mi? Diğeri ise daha yapısıyla ya da kronolojik zamana bağlı olan hayatı. Yani ya da başka bir örnek, bir tanesi Onur'un gündelik hayatı. Diğeri ise o gündelik hayatın içerisinde nelerle karşılaştı ve neler yaşadı gibi bir benzerlik kurabilme şansımız evet, var mı? Evet, aslında tamamen basitleştirmek bunları, adına yapıyorum bütün bunları. Aslında fark ettim öyle olduğunu. Biraz, Einstein gerçekten çok basitleştirmeyin der. Yani basitleştirin ama asla daha fazla değil ama biraz basitleştirebilir miyim diye açıkça soruyorum. Evet, yani Proust'a aslında son derece benzeyen bir şey. Proust yatay ve dikey kavramını kullanmıyor fakat bence buna göre anlatıyor ve diyor ki gerçekten yaşanan, dolu dolu yaşanan hayat edebiyattır. Çünkü önce işte yatay şeyleri anlatıyor. Bu gördüğümüz şeyler, örneğin bir işte kaşı bardağı çarparken çıkardığı ses, bunlar değildir. Fakat bunların altında gürül gürül akan bir başka hayat vardır ve gerçek hayat budur. Ve birçok insan aslında o hayatı fark etmeden yaşayıp gider. Yani yatay hayatın içinde yaşayıp gider. Ve özellikle aslında ona sırt dönmek isterler. Onu görmezden gelmek isterler. Fakat diyor, buna rağmen asıl hayat odur ve onunla kurabileceğimiz en derin, en güçlü bağın edebiyat vasıtasıyla olduğunu söyler ki ben buna çok katılıyorum. Bir örnek vereceksin. Yok, sen galiba devam etmeni istiyorum ben. Bir, tamam. Belki yakalayabilirim bir şey diye düşündüm. Tamam, yani çok yakalanan zaman, hayır belki ama güzel gidiyor. Yakalanan zamanda mesela değil mi? Bütün o hayatın yatay evet, hayatın yani bir yatay sürüyor. Zaman ve dikey zaman zaten orada. Yani bir anın içinden bütün o dikeyliği çıkarmak üzerinedir ve yatay ve dikeyin kesişim noktaları üzerindir. Genel olarak bütün Proust'un bakış açısı zaten yatay anları özellikle zaman üzerinden çoğaltmak üzerindedir ki bu tabii ki mekan üzerinden de vardır. Yine zaman üzerinden Bergson'dan bir örnek vereyim istersen. Şimdi Bergson örnek verirken müzik sanatından çok fazla örnek verir. Çünkü Bergson'un alanı işte zaman olduğu için işte şeyin de müzik sanatının nesnesi de zaman olduğu için şöyle bir örnek verir. Der ki bir melodinin Türkçe düşünmeye çalışıyorum. Önce İngilizce söylesem olur mu? Olur. Tamam şöyle diyor. Daha kolay olacak sizin için. Yok tamam, çevirmeye çalışacağım. Şöyle diyor. Bir melodiyi onun özünü değiştirmeden kısaltabilir misiniz? Yani bunu sana söyleyeyim. Bir melodiyi özünü değiştirmeden kısaltabilir misin? Ben müzikten pek anlamam ama kısaltabileceğimi düşünüyorum. Ben kesinlikle kısaltamam. Yani o kesin. Tamam. Yani şöyle, kısaltamazsınız diyor ve bundan sonra verdiği cevap güzel. Kısaltamazsınız. Çünkü onun uzunluğu diyor
onun özünün kendisidir. Bu işte yatay ve dikey arasındaki şey. Uzunluğu oradaki yatay nesnesi yahut o melodinin yatay nesnesi. Fakat orada yatayı kısalttığınız zaman dikey de kısalmış oluyor. Yani bu yatay nesnesiyle dikey nesnesi arasındaki ilişkinin güzel bir örneği burada Bergson'un örneği. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlatıyorsun. Hatta şeyden de gidebiliriz belki. Kitabında da yani yazma cesaretinde de yazıyorsun. Apollon ve Dionysos bağlamında. Ah evet. İstersen mesela o da çok iyi bir nokta. Yani Nietzsche'nin ele aldığı konuyu sen de burada yatay ve dikey açıklarken kullanıyorsun. Apollon bu işin bir boyutunu aslında. Dionysos da başka bir boyutunu gerçekten şey yapıyor, temsil ediyor. Ve orada da diyorsun ki Dionysosçu evet bir eğilim vardır, böyle algılanır sanat ama oysa Apolloncu bir eğilim olmazsa, yani bir ölçü olmaz ise sanat yapıtı ortaya çıkmaz. Yani yatay ve dikeyin yine birlikteliğini orada da kurtuluyorsun. Ben şeyi de düşünüyorum bir yandan, zahir ile batın meselesi. Evet. Yani o geldi aklıma sen anlatırken. Tasavvufta hani tevhidin gerçekleşebilmesi için zahirle batının tevhidi birleşmesi gerekir. Yani sadece zahiri bir hayat, örneğin işte şeriat makamı olarak görülürken, yani şeriata tabidir zahirde yaşayan, yani dışarıda yaşayan. Batına geçen, yani bu anlamda hakikat mertebesine geçen, sırf orada yaşarsa da bir şey üretemez. Üretilebilecek olan şey ancak tevhidden sonra, yani ikisinin birliğinden sonra gelir. Yani yatay ve dikey birlikte çalışmalıdır meselesiyle ilgili oradan bir bağ kurdum. Evet, tasavvufta da böyle bir şey var. Yani yatay hayatın dikeyleştirilmesi üzerinedir. İşte namaz mesela tamamen yatay hareketlerdendir. Ama orada o hareket bir vasıtadır. İşte o yatay eylem üzerinden bir dikeyleşme üzerinedir. Bunu da şöyle anlatayım. Yani o zıt kutuplar üzerinden yeni bir şeyin doğması zaten genel olarak yaratıcılıkla ilgili insanların üzerinde durduğu şey. Bir mesafe kapama gibi düşünebilir miyiz bunu? Evet, mesafe kapama. Çünkü şöyle, yani sürekli zaten... Bir evet. Derinde yaşanan, dikeyde yaşanan yaşamla yatay yaşamın arasındaki mesafenin kapandığı yerde aslında iyi bir yapıtın oluştuğu söylenebilir mi? Yani aralarında muhakkak bir uzaklık var, evet. Ama sanatçı bu ikisi arasındaki mesafeyi öyle bir yorumluyor ki aslında dışarıdaki bir hareketin ya da dışarıda gözüken bir şeyin içerideki yankısıyla kurduğu o bağ, ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Yani dışarıda bir hayat var, evet, ama içeride de bir hayat var. Ancak bu ikisi birleştiğinde doğru bir yaşam mümkün olur. Yani Proust'un şeyine gönderme yaparak da söylüyorum. Tamam, biraz... Edebiyata doğru dönüştürmek aslında Proust için anlamlandırma meselesi ya. Manalandırma meselesi. Şimdi ben nasıl gördüğümü biraz şöyle anlatayım istersen. Tamam. Yatay ve dikeyi birbirine zıt asla görmüyorum. Birbirine 95 derecelik açıyla, dik açıyla ilerlediklerini düşünüyorum. Dolayısıyla hani dikeyleştiğinizde fiziken durmanız ve içe dönmeniz gerekiyor. Fakat buna rağmen zıt bir yere gitmiyorsunuz aslında. Yani yatay hayatın içerisinde yaşıyoruz ve elimizdeki her şey zaten sadece yatay. Ama önemli olan o yatay bir anı, yatay nesneyi yakalayıp oradaki dikeyi gösterebilmek. Ve Ronald Britton mesela psikoloji için şöyle söyler. Dışın içinde yoğun olarak bulunan içe odaklanır psikoloji. Edebiyat da böyledir ve ben bu açıdan zaten edebiyat ve psikolojiyi birbirine çok yakın bulurum. Dış bir şeyden bahsederken bile aslında içi göstermeye çalışır ve istersen o yatay ve dikey sentezini anlatacağım ama bir örnek vereceksen hayır, sen bir dinliyorum. Örnek ver. Bütün tamam. Şeyim, şundan bahsetmek istiyorum. Yani bu şeyde de böyledir. Nietzsche'de de böyledir. Bu zıtların birleşmesinden bahseder. Aslında zıtlar birbirinden ayrı değillerdir, birleşiklerdir ve evrende de şöyle aslında her şey zıttıyla beraber var olur ve bir şeyi aslında onun zıttı var eder. Mesela işte ne kelimeler tam olarak mutlaktır ne de işte genel olarak durumlar. Örneğin sıcak diye bir şey yoktur, saf sıcak yoktur çünkü sıcağı yaratan şey soğuktur. O yüzden çok sıcak dediğimizde az soğuk demiş oluyoruz aslında. Sıcak soğuğu barındırır, soğuk da sıcağı barındırır ve yeni bir şey zıtların birleşimi ortaya çıkar. Çocuk o yüzden zaten yaratıcılığı temsil ediyor. Çünkü kadın ve erkek temsilinde zaten bunları anlatırlar. Kadın ve erkek işte sembolik olarak düşünürsek işte doğadaki zıtlıkları temsil eder. Evet, bir şeye aslında o özelliğini o zıtlıklardan biri verir. Bu şey gibi düşünebiliriz. Hani bir kadın ve erkeğin bir çocuğu oluyor ama kız oluyor. Dolayısıyla hani daha oradaki kadına benzemiş oluyor. O yüzden o zıtlıklar mesela ilham ile disiplin. O zıtlıklardan bir tanesi. Yahut hani diyoruz ya bir sanat eseri hem kendine özgüdür, biriciktir hem de evrenseldir. Çünkü aynı anda evrensel olmasa o zaman o özgünlüğü anlamayacağız. Yani Rolname'yi daha önce bir ağaç görmemiştim diyor ve dikey olarak Sezan'ın ağacını gördüğü için bütün ağaçları görmüş İçinde oluyor. Yani bütün için, evet. Ya da uyumsaması köklü bir şekilde değiştiği için.
Çok doğru. Bütün ağaçların o dikeyliğine dair bir şey anlamış oluyor ve dolayısıyla yatay olarak da daha fazla görmeye başlıyor ve yatay olarak da o işte tablodaki ağaca daha derin olarak bakıyor, daha iyice inceliyor vesaire. O yüzden yani sanat eseri böyle zıtlıkların birleşmesinden oluşur. Hem sanat eserinin kendisine baktığımızda işte Paul Tillich gibi düşünürsek aynı anda hem birey olurken hem de işte dünyanın, toplumun bir parçası olabilme özelliğidir. Yahut aynı anda hem biriciktir hem evrenseldir. Yani yapıt şurada boy verir diyebilir miyiz senin terminolojinde? Dikeyin yataylaşması. Şu anlamda söylüyorum. Çok güzel, evet. Ben şunu şöyle diyecektim aslında. Derinlik, derin olanın yüzeye yayılması. Çok doğru, evet. Yani o orada çıkıyor diyebilir miyiz? O mesafe kapanıyor ve o mesafenin çıktığı yerde aslında yüzey diyelim. Bambaşka bir anlam kazanıyor artık. Çok doğru. Çünkü sanat eseri zaten yüzeydedir ve yüzey her şeydir. Oscar Wilde da diyor. Yani sanat eseri yüzeydir ve aynı zamanda semboldür ki Jung'un dünyasında da sembol şey demek. Yatay olarak bir gerçekliği olan fakat aslında çok daha fazlasını gösteren bir şey demek. Dolayısıyla evet. Derin yani yüzey ve derinlik arasında o kadar kafamızda kurduğumuz kadar bir farkın olmadığı anda yaratıcı eylem gerçekleşiyor aslında. Evet, bu çok doğru. Yani yatayın içindeki derini görmek, dikeyi görmek ve biz dikeyden başlıyoruz. Yani aslında yaratıcılık dikeyden yüzeye doğru olan bir şey. Önce yatayın içindeki dikeyliği görüyoruz. Fakat hiçbir zaman tamamen dikey bir hayatta. Bir daha söyler misin? Nerede önce yatayın içinde aşağıdan yukarı doğru evet. olan bir şey. Çünkü önce dikey ve görünmeyen, önce ortada bir nesne de yok. Ama ondan önce de şu var. Yani yatay öğrenme. Diyebiliriz belki. Yani evet, kişi, çünkü yataydan dikey gidiyoruz. Çünkü elimizde sadece yatay nesneler var. Onun dışında hiçbir şey tecrübemizi yok. Tecrübemizi ancak bu şekilde açıklayabiliriz. Yani ilk temaslarımızı, duyumla ilk doğru, temaslarımızı evet. böyle açıklayabiliriz. İlk önce dolayısıyla senin kavramlarında konuşacak olursak yatayla o bebeğin kurduğu o ilişkide bir birikme. Yani bir şey biriktiriyor. Derinde bir şey biriktiriyor. Çok doğru. O biriktirdiği şeylerin ama daha sonrasında tekrar bir yaratıcı edime dönüşebilmesi için o derinliğin yeniden yüzeye çıkarılması ama yeni bir okumayla yüzeye çıkarılması gerekiyor. Yeni bir evet. anlam vererek. Yani Proust'un 7. cildinde sonlandırdığı haliyle yani daha doğrusu hepsinde yaptığı ama 7. cilde taşlandırdığı haliyle yakalaması gerekiyor zamanı. Çok doğru. Zaten şöyle eser tamamlandığında direkt yataylaşmış oluyor. Yani biz dikeye sadece yolculuklar yapıyoruz ama dikeyde sürekli olarak var olabilmemiz mümkün değil. Ve eser de dikeyden yataya doğru fakat sonra hepsi yatayda birleşiyorlar. Yani kendi kendisini yataylaştırması da söz konusu. Biz de kendi kendimizi yataylaştırıyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim. Bilinç halimiz yatay halimiz. Şu anda olduğumuz kişi yatay kişimiz. Fakat her birimiz içimizde olma ihtimalimiz olan ama olmadığımız insanları barındırıyoruz. Ki bunu kendimizden yaratmamız işte o çocuk arketipiyle oluyor. Ama ileride nasıl olacağımızı bilemiyoruz, öngöremiyoruz. Kendimizde bir dikeyliğimiz var, görünmeyen tarafımız var. Ve onu realite haline getirdiğimiz zaman şu anda olduğumuz halimiz yatay halimiz. Böyle de anlatabilirim. Ama bir 10 sene sonra nasıl olacağımızı bilmiyoruz. Yahut bir sonraki kitabımızın ne olacağını tahmin edemiyoruz. Fakat o kitabı yazdığımız zaman şöyle diyoruz. Bu her zaman içindeymiş. Sadece ben şimdiye kadar görmemişim diyebiliyoruz. Bunun gibi düşünebiliriz. O yüzden içimizde yaşadığımız o içsel yolculuğumuzda da sürekli bir yataylaştırma halimiz var. Realitemiz sürekli olarak birden o yatayla beraber bütünleşiyor. Fakat dikeye tekrar yaptığımız yolculuklarla biz şu anda olduğumuz noktaya geliyoruz ve stabil halde duruyoruz. O zaman şeye geçelim. Yani buradan bir kursana, iyi bir sanat yapıtı, has sanat yapıtını, sanat yapıtı yapan şey senin kavramlarında ne? Yani bu yatay ve dikeyi kullanarak biraz açsana. Yatay ve dikeyi kullanarak biraz şöyle tekrar vurgulayayım. Yatay mesafesi, yatay ile dikey boyutu arasındaki mesafe ne kadar uzaksa. Çatışma ne kadar fazlaysa. Çatışma ne kadar, aslında ben bunu çatışma olarak görmüyorum. Diyalektik bir çatışmadan bahsediyorum. Yine de çatışma diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani Giegerich mesela asla çatışma dememesi. Daha pozitif, hatta zıtlık diye bir şeyler. Şeyin aslında olmadığını evet. bizim sadece öyle ifade ettiğimizi söylüyor. Jung'un o örneğini tekrar tamam, söyleyeyim. Jung mesela şöyle diyor. Psişe ve madde birbirinden ayırt edilebilir ama birbirinden
ayrılamaz diyor. Yani ben işte şu metnin yatay metni budur, dikey metni budur diyorum. Ama aslında yatayından bahsederken yatay sadece bir vasıta. Yani o dikeyliğini de anlatıyorum. Nasıl ki bir melodiyi kısaltamıyoruz, bir romanı da asla ve asla özetleyemeyiz. Yani sanatsal anlamda o romanın özünü o zaman kaçırmış oluruz. Yataydaki bütün eylemleri özetleyebilirim. İşte birinci bölümde böyle oldu, daha sonra böyle oldu diye bunu özetleyebilirim. Fakat özetlemek yatay hikayeyi özetlemektir. Dikey kısmını özetleyemem. O yüzden sanat eseri kendisi dışındaki bir şeyle ifade edilemez. Eğer edilebiliyorsa zaten o zaman sanat eseri olmaz. Sadece kendisinin ifadesidir. İşte o yüzden dikey tarafıyla yatay tarafını birbirinden ayırt edemem. Bir şey soracakmış gibi görünüyorsun. Yok, hayır, dinliyorum şu anda. Şeyi düşündüm. Birbirinden ayırt edemiyoruz. Evet. Zaten söyledim. Şeyi de söyledim yani. Yüzey ve derinlik arasındaki ilişkinin mesafenin kapanmış olduğu yer, daha doğrusu derinliktekinin yüzeye çıktığı yerde bir eserden söz edebiliyoruz. Ama içeride bir aslında zıtlıktan da çok o zaman söz edemeyiz. Aslında zıtlık dememek daha iyi. Zıtlık falan hiçbirini dememek lazım aslında sanki. Zıtların birliği desek biraz daha doğru olur. Yani pisteyle maddenin nasıl iç içe oldu. Şey melodideki gibi düşün mesela. Melodi kısaldığı zaman özünü de kaybediyoruz. Bu da aynı öyle. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Başlangıçta zıt gibi görünelim en azından. Evet. Biraz böyle bir şey. Çünkü bir özne nesne ikiliği üzerinden kuruluyor ya dilde. Evet. Yani belli bir sonuçta az önce söylediğim hani soğuğu ve sıcağı ancak birbiriyle tanımlıyoruz. Bunlar ama aslında birbirlerinden tekil şeyler. Dolayısıyla aslında bir zıtlık ya da çatışma yok. Zenginlikleri bu aynı zamanda. Dolayısıyla yüzey ve derinlik için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İyi bir yüzey yok ise, yani yatay değilim bu anlamda, senin kavramın. Ben yüzey ve derinliği kullanıyorum. Tanpınar şöyle diyor mesela, sanat baştan aşağı formdur ve başka hiçbir şey değildir. Ben de öyle olduğunu söylüyorum. Baştan aşağı yataydır ama o dikeylik o yatayın içerisindedir. İşte hayat da öyle. Hayat da aslında yatayın içerisindeki dikey. Ve şöyle bir örnek vereyim istersen. Mesela kelimelerin de yatay ve dikey tarafları var. Şimdi 2 yaşındaki bir çocuk düşüyor ve dizini kanatıyor ve diyor ki dizim acıyor derken acı kelimesini aslında biliyor. Bilmediğini söyleyemeyiz ama da yatay tarafa daha yakın şekilde biliyor. Yani dikeyliği var yine fakat yani acı kelimesini bilmiyor gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Fakat daha sonra acı kelimesini tekrar öğreniyor. Ben bu kelimeyi bilmiyormuşum diyor. Çünkü o kelimenin daha dikeyine iniyor. Daha sonra tekrar öğreniyor. Ben başka bilmiyormuşum diyor. Başka tecrübelerle evet. Kelimenin aslında içeriği zenginleşiyor. Bu anlamda söylüyorsun böyle, galiba. Aslında zenginleşmek yerine işte ben onu dikeyleştirmek ya derinleştirmek diyorum. Çünkü yatay ölçülebilen bir şey. Acı eşittir. Anlamı belli. Dediğim gibi 2 yaşındaki çocuk da aslında acı kelimesinin anlamını biliyor. Fakat dikey sonsuz olan bir şey. Ve o kelimeyi öğrendikçe hayatı öğreniyoruz. Bu hayattan ayrı bir şey değil. Ben o kelimeyi öğrendikçe, acı kelimesini öğrenince hayata dair bir şey öğreniyorum. Hayata dair bir şey öğrenince o kelimeyi dikeyleştiriyorum. Zenginleşmekten kastım şuydu aslında. Yani acıyla ilgili ilk temasında acıyı örnek veriyorum işte düştü, acıyı sadece düşmeyle ilişkilendirebilir ya da eli yandı sadece bununla ilişkilendirilebilir. Ama hayat tecrübesi içerisinde acının farklı türlerini öğrendikçe aslında örnek veriyorum gençliğinde aşk acısı çekince aslında acı kavramı bir anlamda da zenginleşiyor. Çünkü bağlam aslında, sayısı evet, artıyor. Tarafı, onu da diyebiliriz. Evet. Yani hani sadece belki terminolojik olarak farklı bir şey kullanıyor olabiliriz. Ama ben biraz daha da canlı yayını vermiş olduğum sorumlulukla basitleştirmeye çalışıyorum. Aslında doğru söylüyorsun. Ben şöyle bir örnek vereyim istersen. Bazen bunu şöyle anlatıyorum. Diyelim ki beyaz bir lamba var ve üzerinde işte desenler var. Aşağıdan gelmesi önemli. Her zaman aşağıdan geliyor bu arada. Asla dışarıda değil. Her zaman o nesnenin içinde. Yani o işte kitabın içerisinde aslında, metnin içinde oradaki dikey metin. Her neyse aşağıdan gelen ışıkla beraber biz o beyaz lambanın üzerindeki detayları görmeye başlıyoruz. Aslında daha önce de vardı. Sadece ışıkla beraber görüyoruz. Daha çok ışık gelince daha fazla oradaki o desenlerin rengini, daha önce fark etmediğimiz o çizgileri fark etmeye başlıyoruz. Zaten onlar vardı ama yatayı, yüzeyi zenginleştiriyor ve canlandırıyor. Fakat dikey olmadan yatay ölü aslında. Böyle diyebiliriz aslında. Burada lamba üzerinden verdiğim tersi örnek... Tersi zaten imkansız. Yatay olmadan dikeyin olması zaten olanaksız. Çok doğru, evet. Hayatlarımız için de aynı şey geçerli. İlk önce bir yatay tecrübemizin olması gerekiyor ki derinleşebilelim. Yani bir yüzey tecrübemizin olması gerekiyor. Bu zaten imkansız ama diğerini gerçekleştirmezsek de Proust'un söylediği, Deleuze'un de Proust ve Göstergeler'de söylediği kayıp zaman diyor. Yalnızca varlıkları bozarak ve olmuş olanı yok ederek geçen zaman değildir. Aynı zamanda boşa harcanan zamandır da.
Öbür türlü de yani eğer bir derinlik kazanmaması söz konusu olursa da bu boşa geçen bir zaman oluyor. Yani kayıp zaman sadece bozulmuş bir zaman değildir. Aynı zamanda boşa geçen zamandır. Yani şöyle bilgi bir derinleşmek için muhakkak o yatay ya da yüzeydeki harekete ihtiyacı var. İnsanın, hani en basit insanın. Eseri biraz sonra hani eser için aynı şey geçerli. Sonuçta eseri yapan da insan. Ona ihtiyacı var. Ama o eserin gerçek bir eser olabilmesi için de boşa zamanın geçmemiş olması, yani onun anlamlandırılıyor olması gerekiyor derinlikte diye düşünüyorum. Evet, çok bu güzel. Noktada, yani teşekkür ederim. Estağfurullah. Delo sağ olsun. Yani onun katkısıyla. Peki, biraz şeyden o zaman hareket edelim mi? Aldığım noktalara da bakıyorum bir yandan. Peki, bu yapıtı yaparken, yani sanatçı yapıtı gerçekleştirirken, senin kitabında çokça vurguladın, Rolama'nın kitabında da vurguladın, karşılaşma. Yani işte bu karşılaşmanın zaten yoğunluğu dikeyi arttıran, dikeyi zenginleştiren bir şey ya. Yani. Karşılaşmayı şöyle diyebiliriz. İşte orada mesela Rolname'in Sezan'ın ağacıyla karşılaşması ya da Sezan'ın dışarıdaki o ağaçlara bakarken kendi o yazacağı, daha doğrusu pardon resmedeceği ağaçla karşılaşması. Bu bir anlamda kendimizle karşılaşmamız aynı zamanda. Yani yazarken ve okurken kendimizle de irtibat kuruyoruz ya. Evet, yani karşılaşmayı en basit olarak herhalde böyle ifade edebilirim. Bir dikkatle yoğunlaşmadan bir kere söz edebiliriz herhalde bir özelliği olarak karşılaşmak. Evet, yatay. Bir emilme hali, belki bir yataydaki şeyi söyleyebilirim. Yani yatayda bir yoğunlaşma var. Yani daha yoğun olarak bakma. Dolayısıyla bakmanın da yatay ve dikey tarafı var. Yatay olarak daha yoğun olarak baktıkça dikey olarak gördüğümü söylemem ve bu ikisinin birbirini açması, zenginleştirmesi burada yine örnek olarak verebileceğim bir şey. Okay. Ben bir şeye bakacağım, bir notuma bakacağım. Sadece şurada çizmiştim, belki bize bir fayda sağlar. Çok pardon. Karşılaştırma sorunu bu arada, yani karşılaştırmayı şey yapabildim mi, açıklayabildim mi onu bilmiyorum ama yatay ve dikey üzerinden biraz anlatmak istedim. Hemen bir şey söyleyeceğim sana. Bak şey diyor, yine Delöz. Burada ama şeyden yola çıkarak söylüyor zaten, Proust'tan yola çıkarak söylüyor. Bir kısmı da Proust'un sözcükleri anladığım kadarıyla. Sanat eseri mutluluk işaretidir. Çünkü onun sayesinde özelle gelin, özelle gelelim, yan yana bulunduğunu ve kederin kaynağını göz ardı edip özünü irdeleyerek, kedere karşı dayanıklılık kazandıran bir jimnastikle özelden genele geçmeyi öğreniriz. Bu çok Proust'a yakın bir söz. Proust. Bu Proust'un mu Proust, eğer Proust, bilmiyorum Proust. Ama Proust da şey olduğunu Proust'un söyler. Proust'un yakalanan zamanda. Sadece bir ek evet. Yapmış oraya deriz. Proust da şey olduğunu söyler. Yani acı çekeriz ama eserle beraber o acının mutluluğa nasıl dönüştüğünü. O yüzden hatta işte mutlu geçen zamanlar boş zamanlardır. Buna benzer bir yerde aynı sayfalarda söylüyor zannediyorum Proust'a. Ya burada da özellikle bak şey vurgusu çok hoş. Yani kedere karşı dayanıklılık kazandıran bir jimnastikle özelden genele. Yani şöyle evet, bir şey özel, ya. Çok güzel. Yani hep derinlik vurgusu şöyle bir vurgudur ya. Çok bireysel bir hayat olarak algılanır. Sadece bir bireysel hayata dönük bir vurgu gibi algılanır. Ama Proust burada şunu söylüyor. Özele ne kadar çok inersen genele de o kadar çok çıkabilirsin. Bütün hayata da o kadar çıkabilirsin gibi algılıyorum ben bunu. Yani burada senin kitabını da çok ele aldığın Jung'un kolektifin en derinine indiğinde aslında insana dair çok ortak şeyleri bulabiliyor olması fikri var aslında. Yine. Aslında buna benzer Jung'un da bir sözü var. O direkt olarak yatay ve dikey tanımlarını kullanmıyor ama ben yine bu yatay dikey kavramlarıyla şöyle söyleyeyim. Hani bir yatay benliğimiz var ve dikey benliğimiz var. Kendimizi derinleştirdikçe daha işte derinleşiyoruz ve o dikeyde aşağı doğru iniyoruz. En aşağıya indiğimizde diyor, at bottom, en derinde diyor, evrenin kendisi vardır aslında diyor. Evet, hiçbir zaman en aşağı kadar inemeyeceğiz. Çünkü son derece sonsuz ve en aşağısında aslında evren değil de varoluş diyeyim. Ama en aşağıda zaten varoluşun kendisi var. Bu aslında şöyle, yani evren dediğimiz şey yahut tanrı dediğimiz şey dışımızda değil de içimizde ve en derinde düşüncesinin de bir yansıması bence aslında burada Jung'un sözü. De. O yüzden Jung'a göre tanrı böyle yukarıda bir yerde bizden ayrı değildir. Fakat içeride aşağıdadır ve yatayın aşağısındadır. Bilirsin belki kendini bilen Rabbini bilir meselesi. Sözü evet mesela. Mesela orada da kastedilen şey bir benlikten başka bir benliğin keşfine doğru gitmeyen aslında Rab'be dair olan. Yani aslında kastedilen şey şu. Senin içinde Rab var ve kendini bildiğinde gerçekten Rabbini bileceksin. Ama bu Rabbi bilme ya da Rabbini bildiğinde kendini bileceksin.
dışarıda bir tanrıyı ya da Allah'ı algılamak ya da anlamak değil, aslında tamamıyla kendi derinliğindeki o senin biraz önce söylediğin ikinci benliği keşfetmek. Yani bir diğer benliği keşfetmek gibi. Aslında bence keşif, yani bir benlikten de söz edemeyiz. Bir çokluktan söz edebiliriz orada bir olasılıkla. Tasavvufun bu bakışı kesinlikle şeyle çok alakalı. Jung'la çok alakalı. Ama işte yaratıcılıkla da alakalı. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Bebek aslında şeydir. Bebek yahut içinizdeki bebek, çocuk, potansiyel, henüz olmamış bir şeye doğru gitme hali ki her zaman, işte meaning is on the way derler. Anlam her zaman yoldadır. Hiçbir zaman tamamlanmamış bir şeydir. Biz de hiçbir zaman tamamlanmayız. İçimizdeki tanrısal şeylerin özünü ifade eder. Yani o yaratıcılık bir potansiyel ve öz olarak, bebeğe karşılık bir şey olarak durur içimizde. Ve bu tasavvuf bakışı olarak bu söylediğin de birebir aslında Jung'da aşağı yukarı böyle. Böyle. Ve sadece orada bir düzeltme yapayım, yani yanlış anlama olmasın diye düzeltme yapacağım. Aslında o Rabbi bilme meselesinde de bilinen şey bir benlik değil. Yani daha büyük bir çokluk orada anlaşılan güzel, şey. Güzel, evet. Ve hiçbir zaman da şeye gidilemiyor orada da yine. Mutlak gayb o. Evrenin özü bilinemez dedin ya sen. Yani oraya doğru bir yolculuk var ama hiçbir zaman o tam olarak bilinebilmesi de olanaklı değil. Biraz şey gibi evet. Bu aslında. Hani Wittgenstein'ın göz kendini göremez. Yani bir yerden sonra gözün zaten kendini görmesi olanaklı değil. Bu şu ama konuda yani yanlış anlamadım değil mi? Şu konuda hani galiba aşağı yukarı aynı minvalde bir şey söylüyorsun. Evet. Hani dikeyde de kendi dikeyliğimizin derinine inemiyoruz ve her zaman daha bilinmez var aşağıya doğru. Orası sürekli bir kazı işi gibi, yani bir arkeolojik kazı yapıyorsun ve onları sürekli yüzeye çıkarmaya çalışıyorsun gibi bir şey aslında. Yani bir yüzey bilim olarak ifade ediyor bunu Deleuze. Yani o bir yüzey bilim meselesi orada yürütülen şey gibi geliyor. Edebiyatın da yaptığı bu aslında. Yüzey bilimden kasıt aslında şu derinliktekini yüzeye çıkarma işi bir yandan da. Derinliği kazarken sürekli onları dışarıya. Arkeolojik kazı benzetmesi de bu yüzden son derece önemli. Evet. Ama sonsuzca en şeye, kök nedene inmek imkansız gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Evet. Bilmiyorum şey yapabildik mi? Evet, yani galiba birbiriyle örtüşen şeyler. Evet, yani farklı terminolojiler üzerinden hareket ediyoruz. O da zevkli, zenginleştiriyor doğrusu. Hı-hı. Peki şeyden biraz o zaman hani bahsedelim. Kitapta da çok ele alıyorsun. Proust'u yani özellikle evet. Alıyorsun. Metnin içerisinde hayli geniş bir yer buluyor. Sen söz etmek ister misin bilmiyorum. Sorarsan seve seve ama Proust kendisi zaten çok geniş olduğu için evet, hani çünkü sormak istersin. Çünkü tam da bununla ilgili girdin yani şeyin içerisine. Onu biraz daha kazabiliriz aslında gibi geliyor. İşte Sokrates'in sorgulanmamış yaşam, yaşamlara değerli değildir, değmez sözü. Aslında Proust için de şu gibi, edebiyatlaştırılmamış olan yaşam, yaşamlara değmez. Ya da bir sanat yapıtına dönüşmemiş bir hayatın o kadar da önemli bir hayat olmayabileceği vurgusu var. Senin için bunun eser tarafındaki şeyi yansımasına, yani hangi eser gerçekten has bu bakış açısıyla? Ama sadece dikey yatay üzerinden falan değil ama belki biraz da şey üzerinden, yani yapıtların üzerinden de konuşarak. Bazı yapıtlarla, kitabında çünkü çok sayıda var bu yapıt. Evet. Bunun için sanatçı dilde ne yapıyor? Yani daha değerli kılabilmek için dilde ne yapıyor? Ya da işte Proust'un yaptığı gibi kendi derinliğinde ne yapıyor? Biraz onlardan bahsedebilir misin acaba? Proust, yani kitapta da anlatıyorum biliyorsun. Şairlerden evet. Bahsediyorsun. İstiyorsan biraz Proust'tan çıkıp şairlere doğru da dönebiliriz. Yani. Aslında kime dönersek şunu görüyoruz. Yani ben biraz orada işte yazarların, şairlerin, sanatçıların hayatından da bahsediyorum. Yatay hayattan biraz geri çekilen insanlar ve yatay hayatta bir dertleri var aslında. Çünkü onlara yetmiyor. Çünkü sanat işte Ernst Krays'in de dediği gibi her zaman işte bir iletişim isteğini ve ihtiyacını barındırıyor. Sanatçı bunun farkında olsun ya da olmasın. Ve yatay hayat, yani gündelik iletişim biçimleri bize işte iktifa etseydik onlarla, bize yeterli gelseydi o yazmazdık. Zaman zaten evet yazmaya devam ederdik. Fakat hayatta bir şey... Yazmazdık, yaşardık. Diyorsun. Ya evet, o zaman yazmazdık ve yaşardık. Fakat sadece yatay olarak yaşamak bize yeterli gelmiyor. O yüzden okuyoruz ve yazıyoruz aslında. Proust da bunlardan biri. O yüzden dikeydeki önemi anlatıyor. Bana göre zaten bütün sanatçılar, yaratıcılıkla alakalı yaratıcı bir şey ortaya çıkarmış herkes dikeyin önemini vurguluyor. Şimdi çok geniş bir şey sorduğun için hani daha spesifik sorarsan aslında bir şey söyleyebilirim ama...
ne diyeyim bilemedim direkt eserler üzerinden. Peki. Şeyden biraz bahsedebilirsin. Şu çekilme meselesi güzel. Regresyon, evet. Ben oraya geleceksin diye tahmin ettim ama hani soru genel olduğum için emin olamadım. Şimdi regresyon şu aslında. Michael Bennett bir psikanalist. İşte kitapta biliyorsun bu yaratıcı süreçleri işte kim nasıl analiz ettiyse biraz onları anlatıyorum. Michael Bennett de şeyden bahsediyor. Şimdi bir şey ortaya çıkartırken aslında ortada tam olarak bir nesne yok. O yüzden pre-object, ön nesne adını veriyor. Yani hiç tamamen yalnız olduğunu söyleyemeyiz diyor burada sanatçının. Çünkü gerçekten de bir şeyle baş başa. Fakat o şey henüz tamamlanmamış olduğu için henüz bir başkasına gösterebileceğimiz bir şey değil. O yüzden pre-object, yani henüz bir nesne olmamış bir ön nesneyle baş başa diyor. Fikir halindeyken söylüyor herhalde, değil mi? Ya da fikrin daha şöyle, ilk tohumları, taslakta da bir ön nesne. Taslaktayken de aynı şeyi söyleyebilirsin. Evet, ama nereden çünkü başlatıyor mesela bunu, ön nesne kavramını? Aslında tamamlanmadığı halde. Gerçi şöyle de diyebiliriz. Mesela Tarkovski'nin şöyle bir sözü var. İşte hiçbir zaman bir sanat eseri tamamlanmaz fakat terk edilir diye. Hiçbir zaman evet tamamlanmayan bir taraf var. Ama ben hani... Picasso da şey durur diyor sadece. Resimleri diyor ressamlar bitirmez. Sadece resimler bir yerde durur. Çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Bir romancı olarak söyleyeyim mesela. Diyelim ki 10 bölümden oluşuyorsa ve 9 bölümü varsa bana göre tamamlanmamıştır. Ve ben hiç kimsenin bu 9 bölüm üzerinden değerlendirmesini istemem. Çünkü belki 10. bölümde işte bunların hepsi yalan olduğu yahut işte bir şizofrenin anlatısı olduğu ortaya çıkacak. O yüzden kendi bütünlüğü içinde değerlendirebileceğimiz için ve kendisi dışında hiçbir şey tarafından açıklanamayacağı ve ifade edilemeyeceği için eser sadece kendi kendisinin ifadesi. O yüzden henüz bir object değil, yani bir nesne değil. Nesne olması için işte benim romancı olarak söyleyeyim, 10. bölümden sonra son demem gerekiyor. Evet, belki o bölümlere geri döneceğim, içinde bir şeyleri değiştireceğim. Fakat yine de nispeten tamamlanmış hale gelmesi gerekiyor. İşte o bölümde yatay hayattan bir çekilme yaşıyoruz ve buna regresyon adını veriyor işte Michael Bennett. Ve genellikle işte Bettina Knapp'ın da ezoterik exile dediği bir şey var. Ezoterik sürgün olarak çevirdim zaten kitapta da. Yani sanatçıların büyük çoğunluğunda şunu görüyoruz. Yatay hayatta araları iyi değil ve çekiliyorlar. Bunun dışında olan sanatçılar da tabii ki var. Mesela işte Atilla İlhan şeydi. Yatay hayatta bağları son derece iyiydi. Dışarıda yazardı, konuşurdu. İşte pastanelerde bir yandan işte kitap yazarken insanlarla sohbet ederdi. Fakat aslında yatay içinde daha kolay şey olabildiği için, dikeye inebildiği için de bu. Çünkü dışa dönük bir insandı. O yüzden daha kolay bunu yapabiliyordu. Enneagramı da 7-8'di. O konuya girmeyelim gerçi ama ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, o zaman çok uzun olacak. Ama burada bunu söylemesem olmaz. Yani bundan kaynaklandığı için çok dışa dönük bir insan olarak bunu yapabildiğini düşünüyorum. Fakat yani orada Atilla İlhan gibi dışarıda olan yahut işte kim diyebiliriz? Balzac gibi. Evet, onu da verebiliriz. Hemingway diyebiliriz. Balzac diyebiliriz. Evet, kimi zaman diyebiliriz. Yani orada bir şey var. Bir çok dışarı çıkma, bir tam kapanma. Yani böyle bir şey var ya sürekli Balzac'ta. Evet, doğru. Doğru söylüyorsun. Fakat şey, bir dışarıda bile olsa kendine dönme ihtiyacı var aslında. Yani bana yoksa göre benim terimlerim, yani. Evet, yataydan bir geri çekilme yahut bir içinize çekilme durumu var. Bunu Jung da şey gibi anlatır. Yani sanki okyanusun derinlerine iniyor ve derinlerdeki bir inciyi yüzeye çıkartıyor ve daha sonra yüzeyde hepimizle beraber buluşuyor inci gibi anlatır. Bu da işte sanat eserinin tamamını bizimle buluşması. Ama şunu söyleyebiliriz değil mi? Bütün hani bu saydığımız romancıların dışında da aslında bütün romancılara da baktığımızda gündelik hayatın içerisindeki o işte sabah 9 akşam 6 falan filan hayatı içinde olmadıkları için aslında yoğun bir yaşam tecrübeleri var. Ben şimdi sen konuşurken aklımdan hepsini geçirmeye çalıştım. Mesela Kafka ile ilgili mitoloji, yani bir mit de var, bir şey var, bir kitap çok güzel. Hayatınızı mahvetmeden önce neden Kafka okumalısınız diye. Orada Kafka ile ilgili yanlış bilinen birçok şeyi anlatıyor. Yani aslında bir yandan çok sosyal birisi olduğunu, işte bir, şu sohbetler yapıyorlar, arkadaş ortamlarında onlara katıldığını. Tabii ki de bir, çok büyük, bak, en büyük böyle içe çekilmiş yazarlardan birisi olarak bildiğimiz hani Kafka dahi dışarıda sıradan bir memur olabilecekken veya sıradan bir hayat olabilecekken onun çok ötesinde bir hayata doğru da uzanıyor bir yandan da. Yani demek istediğim şey şu biraz. Yani sadece odasına çekildiği zaman bir sanatçının hayatta temas kurmadığında bir yazın ya da yapıt üretebildiği de çok söylenemez herhalde. Evet. Yani Tolstoy'undan Dostoyevski'sine falan kadar hepsini söyleyebiliriz. Yani hepsinin
Tamam, bir içsel yolculukları sürekli olarak ve çok yoğun olarak var. Sürekli dışarıda değiller. Ama dışarıyla olan da çok yoğun bir alışverişleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela düşünüyorum, en içe kapananlarda bile yoğun bir hikaye varmış gibi geliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani önemli olan yataydaki içi görebilmek için, yani yatayla aslında bir çeşit bir çekilme var. Yani bir evet, atak hali var zaman zaman sanki ve zaman zaman da çok yoğun bir çekilme hali var. Michael Bennett de bunu böyle anlatıyor. Yani regresyon ve progresyon olarak ve area of creation dediğimiz yaratım alanı, herkes aslında o yaratım alanına girebiliyor. Fakat yaratım alanı bazılarında çok uzun sürüyor, bazılarında kısa sürüyor. Bazılarında gerçekten de bir eserle sonuçlanıyor, bazılarında sonuçlanmıyor. Ve biraz bunun nedenlerine de az da olsa değiniyorum zaten yazma cesaretinde. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yandan da bütün o hastalıklarına falan filan rağmen aslında ortalama bir bireyin erişemeyeceği bir sosyal hayatı var. Evet, aslında böyle bir tarafı da var. Böyle yani bir bundan, da var. Bütün malzeme oradan geliyor. Oradan geliyor ve çok iyi gözlemliyor da, yani çıkıyor ve gözlemliyor. Fakat şu, gerçek hayatı işte edebiyat ve dikey hayat olarak görüyor. Ve o hayatın yatay hayattan daha öncelikli olduğunu kabul ediyor. Yani ya Proust'a ve diğer... Metni yazmak için bunu kabul etmek zorundaydı herhalde, değil mi? Ya evet, ama o yüzden yazıyoruz zaten. Tabii. Yoksa yaşardık. Tabii. Ben de Fil Dişi Kuyu kitabımın ismi o yüzden mesela Fil Dişi Kuyu. Çünkü Fil Dişi Kule'de olduğunu söylüyorlar sanatçıların. Fakat diyorum ki orası yukarıdan bakan bir yer değil. Ayrıksız bir yer değil aslında. Kuyudan kastım işte o yaşadığımız hayatın dikeyleri. Bir, yani o yaşadığımız toplumun, o yatay hayatın kuyusundalar. Evet, Fil Dişi gibi daha işte nitelikli bir yerdeler. Fakat bizzat onun içerisindeler. Yani yukarıda değiller aslında. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani iç dinamiklerle daha fazla ilgileniyorlar ve iç dinamikler onlar için daha öncelikli. Ama evet, yani bir çekilme halinin gerekli olduğu farklı biçimlerde, her sanatçının kendisine özgü biçimlerde yaşandığını da vurguluyorum. O hatta şey, yapıt sırasında o çekilme halinden bahsederken şeyden söz ediyorsun, yani yapıtı yazma aşamasında işte tansiyonun değişmesinden söz ediyorsun. Burnu da yine Rollo May falan bahsediyor. Mesela Rollo May şöyle ben diyor. Ben yaşadım onu yani. Evet, hatta işte anlattım ya şimdi. Uyumama meselesi yani. Hani böyle bir şeyden de söz ediyorsun. Evet, yani bunu farklı çalışmalar var. İşte Anthony Stone'un Dynamics of Creation'ı, Rollo May'in işte çok sık söz ettiğimiz Yaratma Cesareti ve başka kitaplarda hep bahsedilir bundan. İşte birkaç öğünü atlıyor mesela sanatçı ama bunu fark edemiyor. Evet, çünkü burada yaşamıyor. Çünkü dikey bir şey var. Fakat çok ilginç bir şey var. O yaşamda da yemek aslında önemli bir şey değil. Yani. Hani... Evet, orası da çok ilginç. Şimdi dışarıdan baktığımızda o yaratım alanındaki, o yaratma sürecindeki sanatçı aslında yoğun stres ve anksiyete belirtileri gösteriyor. Fakat kendisine baktığımızda yaşadığı şey aslında stres değil, çok büyük bir coşku. Ve Heidegger de zaten bunu anlatır. Yani varoluşumuzu en yoğun ve coşkulu olarak duyduğumuz yerin işte bir sanat ortaya, sanat eseri olması gerekmiyor aslında. Bir şekilde sanata yaratıcı, evet, belki, yaratıcı zaman olduğumuz zaman. Aslında şöyle söyleyeyim. Okurken bile bu bir kısmen söylenirdi. Çünkü okuma eylemin kendisi de yaratıcı bir eylem ya. Bu zaten anlamda. İşte yaratıcı okur olmadan yaratıcı yazar olamayız. Önce hani pasif okur olmaktan yaratıcı okur olmaya başlıyoruz. Yani yaratıcı şekilde okuyoruz. Artık o dikeyi gördükçe zaten daha yaratıcı okur oluyoruz. Ve daha sonra zihnimizde kendi metnimizi o vasıtayla gerçekleştiriyoruz. Nereden buraya gelmiştik onu hatırlamıyorum. Çok önemli değil, sohbetlerde olur böyle. Evet. çok şey yapma. Şeyden geldim, regresyondan geldim buraya. Ben evet, bir şey, birkaç sorayım. Örnek daha verecektim ama aklımda değil. Aklıma kitabını gelirse söylerim tabii. Kitabını uzatayım mı bu arada? Yok, ya, hepsi aklımda. O yüzden hiç kendim ben yok. Ben yazıklarını yani unutuyorum. Sen hatırlıyor musun hepsini? Ben hatırlıyorum. Ya benim için böyle çok özetin özeti olmuş olduğu için ben her şeyi hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Yazdıklarımı yani unutuyorum derken abartıyorum ama bazen böyle şey sözcük hani hatırlamam bekleniyor. Ben hiç hatırlamıyorum. Sadece sayfalarını bulabilirim. Böyle bir şey var. Peki, biraz şeyden de söz edelim mi? Yani yaratma eyleminin ilhamla ve çalışmayla olan ilişkisi. Hani metninde şeyden evet, bahsediyorsun, yazma cesaretinde. Transa inanmadı. Ya da yani trans olarak ifade edilebileceği. Aslında bunu ilk Ernst Chris, işte Psychoanalytic Explorations in Art, yani sanattaki psikanalitik keşifler eserinde bahsediyor. Başka yerlerde de bahsedilen bir şey. Hani dışarıdan şöyle anlatılıyor. Sanki o kişi ne olduğunu bilmiyor, bir anda bir transa geçiyor ve daha sonra yapıt ortaya çıkıyor gibi. Halbuki birincisi, yani ne kadar dahi de olsanız, ne kadar büyük bir yetenekle de dünyaya gelseniz, önce çalışmanız, bilmeniz, anlamanız gerekiyor. Yani o 10.000 saat kuralı var.
vardır. Ben onun işte sanatçılık içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce bütün hepsinin bir zanaat tarafı var. Zanaat tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani sanat olabilmesi için zaten zanaat olabilmeli ve her sanatı aynı zamanda zanaat olarak da görmemiz gerektiğini ve bunların iç içe geçtiğini, bunların birbirine zıt şeyler olmadığını düşünüyorum. Yani evet. Zanaatkarlığı olmadan, o çalışması, o işçilik kısmı olmadan zaten dehanın ortaya çıkabilmesi, hani şey olarak bile varsa, kuvvede varsa bile, hani fiiliyatta bunun hayatta güzel, geçmesi evet. olanaklı değil. Sen de transla ilgili bunu söylerken bir örnek veriyorsun. Yazarlardan birini şu an hatırlamıyorum. Bir yapıtın %20'si esindir diyor. Yani tabii böyle yani çok da ölçüye gelir şeyler değil bunlar ama hani %80'i çalışmadır. Ya da ben de sohbetimizde söylediğim, burada galiba Kemal'le olan söyleşimde söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Abidin Dino'nun sözü, sanatın işçileri ikiye ayrılır. İşte ağır işçileri ve dehalar. Bütün dehalar ama ilk önce ağır işçilerdir. Yani bunu tespit etmek gerekiyor. Ama bir de şöyle bir kısım var. Yani evet, toplumun geneli bir ilham geldi. Hani bir peri var, oradan bir şeyler söylüyor gibi bir durum var. Bir de ama tam tersi bir boyuttan da bahsetmek lazım gibi geliyor. Evet, bunun bir... Trans sözünü ben seviyorum aslında bir yandan. Şunun için seviyorum, onu söyleyeyim. Bir ara durumu da benim için simgelediğinden dolayı. Aslında senin analojine de, ya daha doğrusu senin analoji kurmaya da son derece müsaitmiş gibi geliyor. Yatayla dikey arasındaki, senin ifadenle ya da yüzeyle derinlik arasında bir trans halinin belli bir miktar, bir miktar medyumluğu olabilmesi gerekiyor ki o yüzeye çıkarılabilsin. Bu sanatın rasyonel boyutunu göz ardı ediyorum anlamında okuma lütfen. Hani o arkeolojik kazıdan söz aslında ediyorum. Aslında karşılaşmayı biraz anlatıyorsun ki karşılaşmayı da rollamayı öyle anlatır ve şey der. Aslında trans değildir ve form da gereklidir der. Ben biraz trans, yani ben orada biraz bir itirazım var. Şöyle, transı bir miktar vurgunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü trans bir ara hal aslında. Yani şey için söylüyorum bunu, forma tabii ki de ihtiyacımız var. Yani ürünün çıkabilmesi için forma ihtiyaç var. Bu tartışılabilir bir şey değil ama ürünün gelebilmesi, yani eserin daha doğrusu gelebilmesi için şu frontal lobtan bir uzaklaşabiliyor olması lazım. Hani senin regresyonla anlattığın şey. Yani çok kendi personasıyla haşır neşir olmuş, son derece mutlu birisi, kendi içindeki hani diğer o çoklukları deneyimlememiş birisinin ya da onlarla bir ilişkiye geçmemiş olan birisinin bir yapıt üretebilmesi söz konusu değil. Yani Bahtin şeyde, Dostoyevski'nin hatta arkamda duruyor, politikasının sorunlarında Dostoyevski'nin o çokluğundan söz eder. Metindeki bütün karakterlere yayılmış olmasından. Bu onlarla iyi bir aslında trans ilişki kurduğu anlamına geliyor bence. Yani şey gibi düşünüyorum bunu. Aslında bu trans kelimesini de kullanabiliriz gerçekten. Anlatabiliyor muyum? Yani bir oraya gidiyor bir buraya geliyor. Yani iki taraf arasında sürekli çalışan ya da bir hat örüyor aslında. Yani kahramanıyla diyelim, karakteriyle kendi derinliği arasında bir hat örüyor ve bu hatı örebilmesi için de hani şeyden kurtulması lazım. Hani kendini tanımladığı o gün içerisindeki egodan, hani ya da gündelik hayatın içerisindeki eylemlerden bir uzaklaşması lazım. İşte o uzaklaşmayla birlikte bir başkasının ağzından konuşabilme yeteneği. Ben bunu mesela tiyatro oyunu yazarken çok hissediyorum, onu söyleyeyim sana. Yani özellikle tiyatroda arka arkaya diyalog yazıyorsun ya, çok eğlenceli. Şöyle bir kısmı var çünkü, romanda hep yazar olarak aradasın. Tiyatro oyununda bir yerden sonra aradan çıkıyorsun. Ve böyle sanki piyano tuşlarına vurur gibi falan hissediyorsun kendini. Ve tuhaf hareketler falan da yaptığım oluyor, yani onu da söyleyeyim. Bir o ağızdan konuşuyorsun. Böyle bir buraya oturuyorum, bir o tarafa oturuyorum gibi. Çünkü gerçekte bir trans ilişki olmasa bunun yüzeye çıkması çok olanaklı olmaz gibi geliyor bana. Yani biraz daha da açayım hatta. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Madem bu derinde, bunu ancak bir trans eylemle gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Burada kastettiğim, ama senin şunu söyledim ya sana, metnin altında yazdığın her şeye ben hepsi tamamen katılıyorum bu arada. Tamamen seninle bu aynı arada düşünüyorum. Bu arada ben de aslında senin sadece söylediklerini... Sadece terminolojik olarak trans sözünün bu kadar olumsuz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Onun da sebebi şu, ilham çağrıştırıyor, evet. Yani ilham konusunda bütünüyle hemfikrim. Yani ilham öyle iyi yazı beklemekle gelir diye bir söz var ya, biraz da öyle gelen bir şey. Yani çalışman lazım. Yani beklemek derken orada kastettiği tekkeyi bekleyen çorbayı içer misal bir emek harcaman gerekiyor aslında. Fakat şu
Sadece bunu yapmak da yeterli değil yani. Şuradan yazamazsın. Aslında kastettiğim şey şu yani. Ön loptan yazamıyorsun. Ben de yaşayan biri olduğum için aslında söylediklerine tamamen yani katılıyorum. Çünkü ya yazarken başka bir şey oluyor ve hiç tahmin etmediğiniz, içinizde beklemediğiniz şeyler, beklemediğiniz şekilde. Ben mesela önce ciddi şekilde kurguyu çıkartıyorum. Şu bölüm olacak, bu şöyle olacak diyorum. Fakat yazarken bir şey yaşıyorsunuz ve burada Rollomey'in karşılaşma anında anlattığına benzeyen bir şey yaşıyorsunuz ve hiç beklemediğiniz bir şey açığa çıkıyor ve ondan sonra hiç metinde beklemediğiniz şekilde bir şey hatırlatıyor size. Bu gerçekten de var. Fakat ben trans hali değildir diye vurgu yapmamın şöyle bir nedeni var. Bu konuda o kadar çok yanlış anlatılıyor ki insanlara, bana şöyle diyorlar mesela işte Akbank Sanat'ta öğrenciler bana şöyle demişlerdi. Yetenekli bir insan niçin kitap okusun, niçin çalışsın ki? Yetenek var. O zaman niçin sen kitap okusun? Sen işçiliğe vurgu yapmak için özellikle... Evet, aslında böyle. Bu iş bir... tam da bu yani. Ben onu anladım zaten metni okuduğumda. Yani işçiliğe vurgu yapmanın ıskalanmasını engellemek için trans yoktur. Yani fakat aslında bence vakit yok. Evet, o da... Öyle aslında vahiy yok. Yani hani bence çünkü o beklenti bir vahiy beklentisi neredeyse. Yani okumadan yazabilme beklentisi. Çok doğru söylüyorsun. Derinlemeden. Evet. Ki böyle bir vahiy de yok bu arada. Hiçbir peygambere öyle bir vahiy gelmedi. Yani bildiğimiz kayıtlarla bu şey peygamberlere inan ya da inanma fark etmez. Hangisinin tarihçesini okursan oku, vahiy gelmeden önce çekilmiş çileler var bir kere her şeyden önce. Ya da bir hayatlar var. Böyle durup dururken kimseye vahiy gelmiyor. Bir rüyanın bir içeriğini birçok kez işte hayatımız belirliyor. Yani çok zor. En azından yatağa yatmamız lazım. Bir eylem gerekiyor yani yatağa yatabilmek için. Ben transfokusunu bazen şunun için seviyorum. Bütün o karakterleri gidip gelebilme meselesini hem öne çıkardığı için hem de bu mesele bir frontal lob meselesi değil. Şimdi özellikle öyle de bir eğilim var ya zaman zaman. Yani buradan yazılan bir şey sanki. Sadece buradan yazılan. Hayır, buradan yazılan bir şey. Burası var işin içinde. Tabii ama önce işte bu oluyor ki daha sonra tabii ki o söylediğin de, şey ama çıkıyor. Şöyle bilgiyi aldın buradan, arkaya attın, işledin, çalıştın, tekrar yukarı çıkardın. Evet ama buradan sadece bir kurgu becerisi işi değil bu. Doğru. Sadece bir kurgu becerisi işi olsaydı bunun aslında derinlikle olan ilişkisi hiç olmazdı. Hatta şöyle söyleyeyim, hani zıtların birliğinden ortaya çıkan bir şey ya çocuk yahut yaratılan herhangi bir şey. Ve onlardan biri, yani o zıtlardan biri biraz daha ön plana çıkıyor. Yaratıcılıkta da şeydir, o disiplin tarafı değildir. İşte ilham mı dersin, trans mı dersin, ona asıl hüviyetini veren o diğer taraftır. Yani o işte logos olmayan yahut Apollon olmayan tarafıdır. Asıl gücünü veren diyorsun değil mi? Asıl gücünü veren. Yani o iki kutuptan biri biraz daha öne çıkıyor. Aslında logos bir şey olarak algıladığında, mana olarak algıladığında. Çünkü logos biliyorsun söz demek, us demek. Evet ama mana da demek. Yani aslında ikili yanı var. Logosun. Evet. Öyle olduğunu aslında bana logos durda gibi geliyor. Ama tevhid edilmiş logos. Yani çok güzel. Evet. Sadece şey logos değil. Yani sadece kelamdan ya da sözden ibaret. Dilden aslında kelamdan da değil. Dilden ibaret logos değil. Hem şey... Hem Bedeli Kanun 1. maddesini yazar. Alakasız bir yere gittim ama söyleyeyim. Okuduk okumuş oldum biliyordum. Alakasız bir. Kanun lafzı veya ruhuyla temas ettiği tüm meselelerde mer'idir. Yani lafzı ve ruhuyla yürürlüktedir. Sadece lafzıyla değil, sadece ruhuyla değil. O yüzden de logos da aslında hem lafzı hem de ruhu olan bir şey. Bu aynı şey gibi işte psişe ve madde birbirinden ayırt edilebilir ama ayrılamaz diyoruz. Aynı onun gibi. Ya bu şu aslında çok hani edebiyat şöyle anlatıyorlar ya, güzel söz söyleme sanatı. Ortaokulda, lisede böyle öğretiliyor aslında. Ve dolayısıyla şöyle düşünüyorlar. İşte roman yazmak, öykü yazmak, güzel bir hikaye bulup, uyduruk daha sonra onu ifade etmek. Tolstoy bu söylediğin için şey diyor, kelimecilik. Yani evet mesela. Küçümseyerek. Yani küçümseyerek derken bu kelimecilik diyor. Hatta böyle uzun bir cümle tam olarak hatırlayamayacağım. Geçenlerde arkadaşlarla paylaştım. Bir medeniyetin arazileridir gibi bir şey söylüyor. Yani sadece kelimecilikle bir şey yapmaya kalkmak. İşte güzel sözler söyleme gibi. Bu konuda Kleber Haddon'un roman sanatında söylediği bir şey vardır. Çok severim. Der ki bazı insanlar şöyle söylüyor der. İşte... bir şey söyleyen kötü bir cümleyi, hiçbir şey söylemeyen ama işte güzel görünen bir cümleyi tercih ederim der bazı insanlar. Fakat bu son derece saçma bir şeydir. Çünkü bana güzelliğin bizzat manası olduğunu söyler. Bana işte
kötü görünen ama anlamı olmayan bir tek cümle söyleyemezsiniz der. Yani evet. Gerçekten güzel bir cümle aynı zamanda anlamı olan bir şeydir. Estetik ilişkisi. Evet, yani çok da güzel söyledin. Hakikaten Hegel'in de böyle. Hegel'in söyledi. Yani etik yoksa estetik, estetik yoksa da etik yok. Ben çok daha basit ve gündelik dilden bir şey söyleyeyim sana. Herhangi bir kabalıktan güzel bir şey çıktığını görmedim. Yani çok güzel, herhangi bir kaba ağızdan güzel bir şey çıktığını görmedim. Muhakkak bir zarafetinin olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela güzel söyleyişler vardır belki, yatayda bir güzellik vardır eserde, fakat bu dikeyin sonucu olarak oraya gitmiştir. Önemli olan bu, vurgulamak istediğim bu. Fakat şöyle zannediyorlar, yani yatayı, işte bir romanın mesela hikayesini onun en önemli unsuru zannettikleri için ve orada başlayıp orada bittiğini zannettikleri için onun sadece bir sonuç olduğunu, dikeyin aslında oradaki asıl ehemmiyetli olan mevzu olduğunu göremiyorlar. Yani biraz o yüzden dikeyi vurgulamam gerekiyor. Burada İncil'den bir şey söyleyeceksin galiba. Evet, merak ettim. Pazar günü de değil, burası da kilise değil ama bir seninle konuşmadan önce, yani benim de çok sevdiğim bir bölümden. Kelam başlangıçta var idi ve kelam Allah nezdindeydi. Kelam Allah idi. Bunu Tanrı diye de okuyabiliriz. Çok güzel, evet. Yeni çeviride Tanrı, eski çeviri ve Allah, ben bunlar okumuştum. Her şey onun ile oldu ve olmuş olanlardan hiçbir şey onsuz olmadı. Yani kelam başlangıçta var, kelam Allah nezdinde, kelam Allah bu arada. Ve her şey onunla oldu. Yani Allah'ın kelamı demiyor, kelam Allah'tır diyor. Her şey onun ile oldu ve olmuş olanlardan hiçbir şey onsuz olmadı. Hayat ondaydı, ne de kelamda, yani Allah'ta. Ve hayat insanların nuru idi. Şimdi bir de ışığa bağladı bak. Kelam Allah'tı, hayat o idi ve aynı zamanda nuru idi. Bir yere bağlayacağım, devam ediyorum ama. Yok, nur karanlıkta parlar ve karanlık onu anlamadı. Nur karanlıkta parlar ve karanlık onu anlamadı. Allah tarafından gönderilmiş bir adam çıktı, onun adı Yahya idi. Bence burada bir adamın bir isimle çıkmış olması da bir tesadüf değil. Bu başka bir şey, bir konu olsun. Ama asıl söyleyeceğim şey şu. Işık söz karanlıkta parlıyor ve karanlık onu anlamadı. Karanlık onu anlamadı derken şeyi düşünüyorum aslında. Sözün hani bir aydınlık, Apollon ve Dionysosçu bir bakış ister istemez geliyor burada. Karanlığın tek başına sadece kaosla bir ilişkisinin olabileceğini, kaotik olanla bir ilişkisinin olabileceği bir formunun olmadığı. Formun olabilmesi için ne olması gerekiyor? Yani kelamın kelama dönüşmesi gerekiyor. Yani forma dönüşmesi gerekiyor. Yani ancak o zaman nuru oluyor kelamın. Bence bilmiyorum, şeyi çok güzel. Ben şey evet, ben ya, ben zaten okuduğum her şey yatay ve dikey üzerinden okuduğum için bana şöyle gibi geldi. Yani sözcüğün yatay ve dikey tarafındaki o kesişmeden nasıl doğduğunu, yani gerçek olanın, ki buna işte Tanrı diyebilirsiniz, varoluş diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Oradan, yani o yatay ve dikeyin kesişmesinden başka bir şey doğmasını anlatmış gibi geliyor. Şöyle bir örnekle söyleyeyim. Yazma Cesaretinde de anlatıyorum, biliyorsun. İşte diyelim ki sanat her zaman bileşenlerinin toplamından fazlasıdır, ki çocuk arketipi de zaten o yüzden var. Çünkü çocuk bir artı birin iki olması değil, üçü vermesi. İşte bir roman neden oluşur? Dilidir, hikayesidir, tekniğidir, kurgusudur. Bunların her biri tek başına çok iyi olabilir, fakat o roman iyi olmayabilir. Çünkü roman iyidir ya da kötüdür ve bileşenlerinin toplamından fazlasıdır. Yani bunları ne şekilde bir araya getirdiğiniz de değildir, başka bir şeydir. Ve zaten o bileşenlerinin toplumundan fazlası olduğu yerde sanat olmaya başlıyor. Yani 2 artı 2'nin 4 değil de 4 artı olduğu yerde bir şey olmaya başlıyor. Ve o çoğalma potansiyelinden dolayı zaten işte içimizdeki tanrısal öz ya da işte o tanrının varoluştaki karşılığı gibi algılanabiliyor. Yani biraz bunu anlatmaya çalışıyorum ama bu söylediklerimle yan yana koyunca umarım bir anlam ifade ediyordur diye ümit etmek isterim. Bence ediyor. Ben onu özellikle şey için okudum bu arada, yani özellikle kelamın kendisinin ancak karanlıktan sonra aydınlığa çıktığı zaman anlaşılabilirliğiyle ilgili bir şey. Yani senin şeyine gönderme yaparak derin olanın ya da dikey olanın ancak şey tarafından, kelamda kendini gösterdiği, yani sözde çok kendini güzel, gösterdiği evet. ile ilgili olarak görmek olarak düşündüm. Yani dolayısıyla senin şeyine dönüyor. Evet. Derin dikeydeki hayat eğer bir yapıta ya da bir esere dönüşmez ise aslında o hayat anlamlandırılmış. İşte Proust'un aslında tam da hani hareket ettiğin yerlerden bir tanesi orası. Proust'un dediği yere varmadığını
söyleyebiliyoruz. Peki ben şeyden biraz bahsedeyim istiyorum. Senin kitabın aslında çok fazla yer tutuyor ama hiç de girmedik. Yani çok az girdik ve çıktık. Sadece çocuk arketipi üzerinden Jung'dan söz ettik. Jung senin için bu anlamda böyle besleyici kaynaklardan bir tanesi. Evet, galiba öyle. Evet. Ama ne diyebilirim bilmiyorum. Yani Jung'un daha işime gelen taraflarını, çünkü yaratıcılığı zaten anlatması... Zaten öyle olması lazım biraz bence de yani. Senin için de öyledir diye tahmin ediyorum. Genelde sanatla ilgilenenler hani Jung'a daha yakın oluyorlar. Biraz o süreçle de haşır neşir oldukları için daha yakın geliyor Jung'un bakış açısı. Yani Jung böyle yatay ve dikeyle anlatmaya çok daha uygun düşünceleri var ve o düşüncelerden kullanabildiğim taraflarını bir estetik düşünce oluşturmak adına kullanmaya son derece müsait. O yüzden onları kullanıyorum. Evet, yani ama sormak istediğim bir şey olursa... Başka yere geçtim, buldum, tamam. Aradığım bir yeri buldum. Tamam. Duran'ın sözü. İnsan için, benim de çok sevdiğim sözdür bu arada, yani çok seviyorum bunu. İnsan içinde bir yabancıyı barındırır. Yazmak işte o yabancıya ulaşmaktır. Budur. Ya da hiçbir şey değildir. Çok güzel, evet. O yabancı işte gibi de görüyorum biraz. Yatay benliğimiz, bilmediğimiz bir dikey benliğimiz var. Dikey zaten görünmeyen de bir şey. Dikeyi gibi de düşünebiliriz. Dikey bir benlik hali mi peki, bir şenlik hali mi? Şenlik olarak hiç düşünmemiştim. Yani, ne dersin? Bana dikeyde bir benliğimiz varmış gibi gelmiyor. Dikeyde bir şenliğimiz varmış gibi. Dikeyliğimiz şöyle, şu anda olmayan ama olabileceğimiz bütün benliğimizi anlamını ve bilinç dışı ve bilinçaltı olarak ben dikey benliğimizi çok güzel öyle düşünüyorum. Dikey benliği olmayan ama olabilecek, dönüşebileceğimiz, şöyle dönüşme diyorum. Potansiyelimizi, ama şöyle gibi değil mi bir yandan da, yani öyle düşünüyorum. Benim kafamdaki şey şu, bu konuda seninle hemfikrim yani, dönüşebilme potansiyelimiz olan şey o. Şu örnek üzerinden anlatayım ya. Şimdi pre object diyorum ya, üzerinde çalıştığımız sanat eserine. Kendi kendimizin de pre object'iyiz. Yani hani diyorum ya, 10 sene sonra ne olacağımızı bilmiyoruz ve olma ihtimalimiz olan her şeyi de barındırıyoruz. O yüzden çocuk arketipinin burada çok önemli olduğunu söylüyorum. Çünkü çocuk bir potansiyel olarak vardır. O da olabilir, bu da olabilir. Ve içimizde işte başka bir şey olma potansiyeli bize en değerli yapan şeydir. İşte o yüzden bir şu anda olduğumuz benlik var, bir de olma ihtimalimiz olan sayısız insanlar, ki bir kısmını öldürmüşüzdür, bir kısmımız hala olabileceğimiz şeylerdir. Biraz paralel daha, hayatlar aslında var gibi düşünebilir miyiz? Gibi, evet. Yani biraz eğlenceli olsun diye söylüyorum. Unutmayayım diye araya girdim aslında. Sen sözünü bitir. Yani bilmem bu şekilde anlatabiliyor muyum? Evet, ama evet. Yatayda bir bildiğimiz benliğimiz var. Çünkü yatay bildiğimiz şey, ama o dikey benliğimiz henüz olmadığımız, olma ihtimalimiz olan kendi içimizdeki bilinmez. Ki kendi içimizdeki bilinmez de, yani yaratıcı olabilmemiz için kendi içimizdeki bilinmeze açık olabilmemiz lazım. Bu da senin trans dediğin şeyle de alakalı. Alakalı. Bir de geldi söylediğinden aklıma. Jung'un söylediği bir söz geldi, evet, tam da ondan bahsederken. Personadan bahsederken diyor, evet, ki güçlü bir persona öfke bedeli olmaksızın oluşturulamaz, kurulamaz. Şimdi normal hayatımız ve bütün o düzenli hayatımız, yani norma uymuş olan hayatımız bu anlamda aslında bir öfke bedeli oluşturularak yapılmış bir hayat. Öfke bedeli olarak yapılmış olan o hayattan, yani bize sanatın her zaman büyüleyici gelmesinin yanlarından bir tanesi de bence işte bu, o hayattan kurtulma imkanı, diğer olasılıklara gitme imkanı, tüm o paralel yaşamların hepsini gözlemleyebilme şansı veriyormuş gibi geliyor. Yani sanki bir çok güzel bir anekdot var, onu anlatayım. Bugün çok din temalı oldu. Evet. Yapacak bir şey yok. Yazmacı Sertis böyle dini mi geldi sana? Yok, hayır, ben de benim uyum kurusunu illa bağlıyorum. Bir yere de Ebu Bekir'in bir hikayesi var. Halife Ebu Bekir bir yerde yolda yürüyor. Yürürken öyle kafasında orada bir inşaat gibi bir şey var, bir şey düşebileceğini düşünüyor. Ve bir böyle sıçrayarak başka tarafa geçiyor. Karşı taraftakiler de biraz takılıyorlar. Artık takılıyorlar mı? Ya da biraz laf mı sokmaya çalışıyorlar, onu da bilmiyorum ama diyorlar ki, yani Allah'ın kaderinden kaçılır mı? Yani yürüseydin yolunda. O diyor ki, ben Allah'ın bir kaderinden diğerine atladım. Çok güzel. Yani dikey yaşam dediğim yaşam, o derinlik yaşamı dediğim yaşam da benim için biraz şunu karşılıyor. Trans deme sebebim de biraz o. Oradaki olası bir sürü paralel hayat var ve bir çokluk var. O çoklukları dalıp çıkarak sürekli olarak ve oradan yüzeye bir şey çıkararak, yani bir ince avcısı gibi yüzeye bir şey çıkardığımızda, o işte senin dediğin dönüşümü, başkalaşmayı gerçekleştiren hayatımız oluyor. Yani o yeni insan oluyor. Yani Nietzsche'ci ifadeyle kanıyı eskitmiş oluyoruz aslında. Bir kanıya hep ihtiyacımız var yaşamak için,
Yoksa kırmızı ışıkta bile duramazdık, araba çarpardı. Bir kanıya ihtiyacımız var. Ama o kanıyı eskitmenin de bir yolu olarak o derinliğe doğru inmek oluyor gibi geliyor. Güzel, bana. Evet. Tamam. Peki. Güzel bir örnek. Peki, şeyden biraz bahsedelim. Fil dişi kuyuda söz ediyorsun. Biraz vaktimiz var, herhalde girebiliriz ona. Gömülü çocuk. Evet. Ve orada şizofrinden söz ediyorsun. Başta bir girdik ama detaylı olarak girmedik. Biraz daha Lacan'dan söz ediyorsun orada. Somut bir soru sormayacağım. Seni anlatmanı bekliyorum açıkçası. Çünkü dersime çalışırken yani her şeyi bitirdim ama işte geçirdiğim küçük kaza sebebiyle fil dişi kuyunun hakkını veremedim. Biraz orada ama şey kısmını konuşalım istiyorum. Yani şizofrenin dili bir forma dönüşmediği için yaratıcı değil. Ama bir sanatçı Sam Shepard şizofreni diline yakın bir dili kullanarak bir form, yani bir form oluşturduğu için bir yapıda sebep olarak biliyor. Aradaki fark ne? Yani şizofrenle orada Sam Shepard'ı ayıran şey ne? Ya da absürt tiyatroda sıklıkla örneğini gördüğümüz ya da Beckett'ta, yani Beckett Gilderoz bu şizoanaliz meselesinden söz ederken yani şizofreni en iyi anlayan sanatçının şey olduğunu söyler. Beckett'la Arto olduğunu söyler. Onların dili. Arto'yu bilmiyorum ama Beckett evet. Yani Beckett için söyleyebiliriz. Evet. Yani Sam Shepard'ın oyununda, yani bu benim yorumum aslında. Bir başkası böyle söylüyor mu bilmiyorum ama teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani Gömülü Çocuk oyununun kendisinin şizofreniyi aslında yatay olarak bize gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü şizofrenide işte zihindeki merkez kaybolur ve orada da bir ev var ve başından kötü bir şey geçtiğini anladığımız bir ev, ki evin hani iç dünyamızı, ruh halimizi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Ve bir çöküş yaşamış bir ev. Başından kötü bir şey geçtiğini anlıyoruz ve bir merkez yok. Fakat bir merkez istiyoruz aslında. O yüzden insanı çok rahatsız eden bir piyestir o. Ve insanı rahatsız ederek güzel bir sanat estetiği ortaya çıkartır. Ben öğrencilerime de MEF Üniversitesi'nde okutmuştum. Çok sevdiler çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor. Her şey havada ve hiçbir şekilde bir merkez yok. Dolayısıyla siz de aslında bir nevi şizofren kimsenin yerine düşmüş oluyorsunuz aslında. Yani şizofren insanın olduğu gibi, yani hayattaki yeriniz aslında altınızdaki zemin kaymış oluyor. Size bunu okur olarak yaşatıyor orada Sam Shepard. Araya girerek şey soracağım. Bununla şizofreni ile bir yaratıcılık arasında kurduğun bağ açıklayabilir misin? Yani formun olmaması üzerinden şey vurgusu yapıyorsun. Şizofreni bu yüzden yaratıcı değildir diyorsun. Ama ama bir potansiyel yani deha ile ya da yenilikçi sanatçıyla bir potansiyel görüyor olmalısın ki bunu da kitabına alıyorsun. Yani bir benzeşim görüyorsun, bir benzeşim kümesi görüyorsun. Mesela Deleuze kısmıyla çok ilgileniyor şizofreni. Yani şizofrenin kendisini yüceltecek değiliz diyor. Hatta bu konuda eleştiriliyor da sanki şizofreni çok yüceltmiş gibi. Ama onun hep diyor şey yanlarına odaklandık. Yani ayrıksı yanlarına odaklandık, otizmle ilişkili taraflarına odaklandık. Fakat bir başka boyutu var diyor. Yapıcı olan şeyden bahsediyor. Yani o da şu, senin az önce söylediğin merkezsizlik hali. Yani aslında bunun bize bir şey işaret ettiğinden söz ediyor. İnsanın kendi içerisinde de aslında böyle bir merkezin derinliğinde olmadığını işaret etmiş oluyor aslında. Ve bu derinliği kuran ne? Ben senin yatay dediğin yerde ben beyin üzerinden gidiyorum. Frontal lob, yani denetleyici ve ketleyici özelliği var. Denetleyici ve ketleyici özelliği sayesinde biz bugün hayatta kalabiliyoruz ama bunu yaparken bir bedel ödetiyor. Ödetmiş olduğu bedel de aslında şizofrenin fark etmiş olduğu bütün o tekillerin kendi başına aslında anlam demeyeceğim. Şizofren için böyle bir anlam yok belki ama kendi anlamlandırma dünyasında bir anlam var. Bir anlamı var. Yazarla, ressamla, hani hep deli ve dahi meselesi vardır ya, kurulan bağ aslında son derecede şey, yani yakın bir bağ. Ya da benim anneannem söylerdi, ha çocuk ha deli derdi. Deliyle çocuk arasında da böyle bir bağ var. O bağ üzerinden, daha pozitif yanından biraz bir şeyler söyleyebilir miyiz acaba? Önce şizofreni yüceltmek anlamında söylemiyorum çünkü bunu. Çünkü şöyle, yani ilk şeyden bahsetmiştim. Hani şizofrenlerde form yok, ben biçim verme yok. Ben de kaymışım böyle bu arada yani. Şizofrenlerin biçim veremediği için o yaratıcılıklarını işte ortaya çıkartamadıklarını anlatmıştım. Bu konuda hani insanların zihninde çok sayıda soru işareti oluşabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Anthony Storr mesela Strindberg örneğini verir. August Strindberg işte kendisi şizofren
şizofrendir. Fakat Anthony Stor der ki eserleri şizofren değildir der. Ve hiçbir zaman işte o kontrolü elden bırakmadığını eserlerinden anlarız. Hayatında belki işte her şey çığırından çıkmış gibi görünebilir ama demek ki bir yerde bir kontrol vardı ki bu kadar tutarlı eserler ortaya koyabiliyordu yani, şeklinde bu ifade eder. Yani bir kesintisiz süreç değil ya. Yani psikozun kendisi de öyle. Yani hani sonuçta belli ataklar ve belli dönemler var birçok kez. Onun da bir şey söyleyeyim istiyorum. Onu da anlıyorsun. Aslında şey, ben de yakınım. Şey ben görüyorum yani. Bu arada. İçinde de sen söyle istiyorum. Yani. Şimdi birçok şey söylenebilir. Hangisini örnek vereyim bilmiyorum formu ama. Çıkarma aşamasında değil belki ama. Transa geçme aşamasında. Bütün o konuda şununu örnek verecektim. Muyum? Belki işte o sana yakın gelecektir. Çünkü sanırım şöyle bir şey düşünüyorsun. Personadan örnek vermiştin ya. Personayı bozuyor, yıkıyor. Evet, şimdi Winnicott'ın da işte kitapta anlatıyorum, gerçek benlik ve sahte benliği anlatır. İşte hepimiz işte sosyalleşirken ailemiz tarafından bir sahte benlik bize öğretiliyor. Çünkü dışarıya karşı olması gereken bir sahte benliğimiz var ve bir gerçek benliğimiz var. Aslında tamamen sadece kendimize gösterebildiğimiz. Çünkü işte bir başkasına gerçekten müteşekkir olmadığımız halde teşekkür etme zorunluluğundan dolayı teşekkür etmemiz de aslında bir sahte benlik göstergesi. Sahte benliğin olması ben yanlış bir şey daha değil. Gerçek benlikten daha derin bir şeyden bahsediyorum. Ben. Gerçek benlik ama daha da derin olabilecek, bir şey. Tamam. Çünkü Jung'a göre de individual kavramı ki Jung'a göre zaten insanın hayatı individuation'dır. Yani gerçek anlamda birey olabilmesidir ve individual'ın kelimesi de şeydir. Intra-individual. Yani hiçbir zaman bölünemeyecek, zarar verilemeyecek bir özümüz vardır. Self'te işte o çekirdek özün etrafında başka benlikler vardır. Dışarıdakileri işte o sahte benlikler diyebiliriz. Ama o iç benlikten yaratıcı oluruz. Burası çok ilginç. Şimdi Winnicott şunu anlatıyor. Sadece ve sadece gerçek benliğimizle yaratıcı olabiliriz. Ve Jung'un bu individual dediği o içimizdeki hiç kimsenin asla zarar veremeyeceği o çekirdek. Benliğimizin o ortasındaki çekirdek. Onunla yaratıcı oluruz. Ben çekirdekten çok emin değilim ama Yani şunu demek istedim. O sahte benlikleri olmadığı için ve o kendi benlikleriyle bir ilişki kurma halinde oldukları için şizofrenler. Yani bunu aslında Anlıyorum, buradan senin dediğine gelmek istedim ama yine de... Yok çok iyi geldin. Yani o tam da şu zaten aslında. Yani o yüzden sormak istediğim sana. Tam da o personayı delen, yıkan bir şey ya. Hani şizofrenik oluş. Yani ama bu bir şey değil. Yapıda dönüşmüyor. Fakat bunu bir şey olarak kullanırsan eğer, bir model olarak kullanabilirsek eğer böyle düşünmeyi, buradan öğrenebileceğimiz bir şey var mı? Yani delirim. Yani her şeyi deconstruct etmek, her şeyi çözümlemek, sorgulamak gibi mi? Delilik eyleminden öğrenebileceğimiz şey ne? Birazcık şu eşitlik bir kere her şeyden önce. Yani bir hiyerarşiye sahip olmamın meselesi. Yani kendi içinde bir değerler hiyerarşisi bile bazen kurmamın meselesi gibi bir şey geliyor bana. Bu çok ayrı bir yere doğru gidebilir ama iyi ve kötü hiyerarşisi kurmama meselesi. Yani bütün oraya doğru giden kadınlık ve erkeklik hiyerarşisi kurmama meselesi. Çünkü mesela gerçek benlik sözünden biraz... Korkuyorum zaman zaman. Yani çoklukla ilişki kurma kısmı Bahti'nin Dostoyevski de yaptı. Biraz bilerek de şenlik dedim yani. Cennet ve cehennemin karma karışık olduğu bir yer fikri hoşuma gidiyor. Çünkü o bana şu fikri veriyor. Ona da gider dokunurum arkadaş. Buna da gider dokunurum istersen. Ama bir gerçek benlik var fikri Delphi Tapınağı'ndaki yazı gibi. Bana şeyi iyi çağrıştırıyor bazen. Bir tane gerçek Onur var içeride. Bir tane de dışarıda var. Sahteyi atalım. Gerçek Onur'a gidelim. Tamam, gidelim. Fakat de. Gerçek benliğin özelliği değil, çokluk olabilmesi. İşte yani ben kendisini onu söyleyeceğim. Kendisinden aslında çoğaltabilmesi ve yaratıcı olabilmesi. Biraz da bunu açmak, tam da senin konuşmanı sağlamak. Gerçek benlik hani sabit bir şey olarak algılanmamalı. Sabit bir şey olarak algılanırsa yani çok gündelik dille ilgili olarak söyleyeceğim. Gündelik hayattan daha doğrusu yola çıkarak söyleyeceğim. Şöyle algılanırsa tehlikeli olabilir. İş hayatında gidiyorum. Patronun yalan söylüyorum evet çünkü söylemem gerekiyor çünkü o da söylememi talep ediyor örnek veriyorum ama gerçekte özel hayatımda böyle biriyim demek ki gerçek benliğim bu. Hayır biz bundan bahsetmiyoruz. Gerçek benlik dediğimiz şey bunun çok daha gerisinde ve derininde yer alan bir şey değil mi? Doğru anlıyorum. Evet hatta şöyle yani sorular geldi galiba bir dakika. Tamam.
çok kısa bir şeyi cevaplayayım istersen. Orada benlikten bahsetmişken, burada zaten hep varoluşçular üzerinde durduk. Varoluşçulukta da being kelimesi, yani var olma kelimesi aynı zamanda bir eylem halindedir. Yani bir isim değildir. Fakat bir şey olma ve sürekli olarak olma. Bu aynı işte tasavvuftaki evren yaratıldı ve daha sonra yaratılmış olduğundan ziyade tasavvuf şunun üzerinde durur ya. Allah. Her an yaratılmaktadır. Allah, her lafza yaratılmaktadır. Allah yaklaşık söyleyeceğim her daim şendedir. Yani şende oluş hali aslında zaten. Evet, işte aynısı mikro düzende insanın içinde de var ve o yüzden benlik dediğimiz şeyin aslında sürekli bir oluş halinde olması, bir being, yani non halinde değil de olma, sürekli oluyor tamam, olma halinde olması. O zaman senin gerçek benlikten anlamış olduğun hal tam da sürekli oluş halinde olan ve bir çokluğu ifade eden, değil mi? Evet, çünkü çekirdek deyince sen herhalde, yani çekirdek zaten bir potansiyel olduğu ya. İçin. Evet, işte. Çekirdek şey ya, birazdan sabit, kırılamaz, atom çekirdeğini falan. Onu hatırlatmıyorum ama being'in çekirdeği olarak yahut işte kenarları sert olmayan bir çekirdek olarak mı tasavvur etsek, ne yapsak evet, onu bilemedim. Evet, güzel bir şey. Bu arada süremize bir bakacağım. 5 dakikamız var. Şöyle bir şey yapalım, bir soru var. Regresyon olmadan ilerleme demişler ama bu herhalde sanatsal ilerleme olsa gerek. Ya yani regresyon zaten progresyona evriliyor. Bunu da anlattık galiba. Evet, önce regresyon ama... ve progresyonla beraber zaten sanatçı toplumla bir bağ kurmuş oluyor. Bir şey diyor soruyu soran arkadaşımız. Regresyon olmadan ilerleme kaydedilebilmesi mümkün mü? Yoksa regresyon progresyonun besini midir? Herhalde biraz tersi. Her zaman şey olur. Yani biz onu görelim ya da görmeyelim, muhakkak progresyondan önce regresyon vardır. Zaten işte progresyonun güçlülüğü regresyonun gücüne bağlıdır. Tam tersi de geçerli herhalde. Aslında evet, çünkü bunlar birbirinden ayrı değiller çünkü, aslında. Çünkü mesele o. Biz konuşurken bir isim vermek zorundayız. Ama yine de şey, yani hayat tecrübesi ilk önce bir duyumla başladığına göre, yani aldım. Çok doğru. Aldıyla evet. Başladığına göre aslında ilk önce olan progresyon. Yani ilk önce dışarıda olma halimiz. Yani anne karnındayız, evet, ama doğduğumuzda neredeyiz? Dışarıdayız artık. Yani dışarıda halimiz, yani şunu demek istiyorum, düşünmeye başlamadan önce bir tecrübemiz var ya. Evet, fakat bunu yatayda ifade etsek daha iyi, çünkü banit tamam, progresyonu sen... o anlamda ifade tamam, etmiyor. Peki. Yani terimlere girdiğimiz tamam, zaman maalesef her şey karışıyor. Yok, karışmıyor. Onu açarak gidelim istedim. Çünkü aslında, gündelik, evet. Yani ben gündelik dile ya da yaygın dile de çevirmeye çalıştım aslında ki biraz daha anlaşılır kılalım. Evet, Bir şey söyleyeceğim bir de, yani oraya girdik ve çıktık aslında şey meselesi. Lacan'la ilgili yaptığım bir atıf var ya. Aa evet, Lacan'ı sordun ama yani Lacan'a dair bir sürü bakacağım. Şey söyledin. Yo, hangisinden söyleyeceğim, bahsettiğinden söyleyeceğim, emin söyleyeceğim, olamadım. Onu da konuşalım. Birkaç dakikamız daha var. Hazır varken ondan da bahsedelim. Babanın kanunu meselesi. Evet. Şimdi sembolik düzen dünyası babanın kanununa aittir. Dili kullanmak dış dünyanın bu ayrı anlamına uymak suretiyle sosyal dünyaya adım atmaktır. Edebiyat yoluyla yeni ifadeler bulduğumuzda, dili alışagelenden farklı bir biçimde kullandığımızda babanın kanuna karşı gelmiş oluruz. Edebiyatın kaçınılmaz şekilde aykırı olması aslında bu durumla ilişkilidir. Çocuk bir anneden doğdu, biyolojik olarak doğdu. Bir toplumsal bir doğumu var, babadan doğmak. Evet. Ve sen de diyorsun ki babadan ancak doğabilirse aslında edebiyat yapıtı üretilebilir. Doğru mu anlıyorum? Evet, böyle de söyleyebiliriz. Yani normalde dil karşısında aslında şeyiz, dil karşısında bir nesne gibiyiz, onun kurallarını öğreniyoruz, ona uyuyoruz. Fakat yaratıcı şekilde dili kullandığımız zaman artık biz dili kontrol ediyoruz ve orada işte kontrolün bizde olduğunu hissediyoruz ve onun üzerinden aslında bir özneleşme yaşıyoruz. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz belki. Burada dil sadece bir örnek, çünkü Lacan burada dil üzerinden bir şeyler anlatıyordu. Dil ama sadece zaten bir dil değil. Az önce evet, kesinlikle. Dil aynı zamanda anlamın da kendisi. Doğru. Marshall McLuhan'ın Gutenberg Galaksisi'nde de söylediği şey, dil, din kendisi ana dil, propagandadır diyor. Yani aynı zamanda dil bir propaganda. Ama propaganda diyerek onu hafifletmeyelim, o bir boyutunu gösteriyor. Dilin kendisi düşünceyle her zaman birlikte yürüyen bir şey. Yani dilsiz bir düşüncenin ya da düşüncesiz bir dilin, öz bilinç anlamında söylüyoruz tabii bu. Bilinç anlamında söylemiyorum. Yani kertenkelelerde
belli bir seviyede bir bilince sahip ama bizim gibi düşünmedikleri kesin, bunu biliyoruz. Ya da şöyle örnek vereyim, yani Michel Butor'un söylediklerini biraz daha değiştirirsem, yeni bir tasvir yaratmak, yeni bir ifade biçimi yaratmak, yeni bir realite yaratmanın zaten kendisidir. Çünkü yeni bir ifade yaratarak aslında yeni bir görme biçimi yaratıyorsunuz ki bu da realitenin kendisi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Bak, o zaman şey, edebiyatçı yaptığı şey. O zaman realiteye aslında hükmetmiş oluyoruz. Çünkü normalde realite karşısında nesneyiz, aciz durumdayız. Fakat bu şekilde hükmetmiş oluyoruz. Bir örnek daha verebilirim ama vaktimiz var mı bilmiyorum. Kusura bakma, sen devam et. Hayır, ver lütfen. Şeye de benzetiyorum. Hani Freud'un Ford'da oyunu vardır ya. İşte 1,5 yaşındaki torunu üzerinden anlatır. Ford yani önce gitti der çocuk oyuncağı için. Daha sonra ise oyuncağı eline alır. Çünkü annesi dışarı. Annesinin o anda elinde olmayan yokluğuyla bu şekilde baş ettiğini söyler Freud. Yani annesinin yokluğu hakkında bir şey yapamıyor çocuk. Fakat oyuncağı önce kaybedip sonra eline alabiliyor. Yani ona hakim olabiliyor. İşte biz sanatta dil olsun, başka bir şey olsun, gerçeklik üzerinde böylece bir hakimiyet kurmuş oluyoruz aslında. Yani sanatın da bir çeşit Ford'da oyunu olduğunu söyleyebiliriz bu açıdan. Çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim. Yani bu arada bir şeyimiz var. Herhalde süremiz bitti. Değil mi? Burada göz teması kurdum. Bir an böyle bir dikkatim. Bir dakikamız mı var? Yine de toparlayabiliriz. Hiç gerek yok. Işıkla uğraşmayın arkadaşlar. Işığımızın teki gitti bu arada. Bir yandan da onları kolluyoruz. Konuğumuz yaratıcılık sohbetlerinde bu hafta Nihan Kaya'ydı. Nihan Kaya'yla Fil Dişi Kuyu ve Yazma Cesareti kitapları üzerinden söyleştik. Ama sadece onu bu iki kitap üzerinden değil, son zamanlarda yeni yazdı. Değil mi? Ne kadar oldu çıkalı? İhale Yoktur. Eylül'de çıkan İhale Yoktur'dan en yakın zamanda tanıyorsunuz ama kendisi aynı zamanda kaç roman var Nihan? İhale Yoktur 10. kitabımda 5 roman, 2 öykü, 3 tane de işte yazma cesareti, araştırma ve inceleme üzerine olan kitapları var. Çok teşekkür ederiz Nihan. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi benim için. Hoş bir akşamdı bu akşam. Bir dahaki haftanın konu 3 Ocak'ta konuğumuz Barış Atay olacak. Barış Atay'la ne konuşacağız? Oyunculuk, sinema ve oyuncunun politik sorumluluğu üzerine konuşacağız. Politik sorumluluğunda toplumsal yaratıma katkısı üzerine konuşacağız. Akşam bizi buradan artık alırlar falan diye de konuyu tamamlayayım. Çok sağ olun. Yani çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.